Efendim günaydın. Günün manşetiyle yine karşınızdayız. Bugün konuğum yine, bak yine lafını kullandım. Noel Bayrak. Nuh Bey hoş geldiniz. Pazartesi birlikteydik. Bugün tekrar bir araya geldik. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için efendim programımıza. Murat Çiğ'in yokluğunda sizinle burada bu programı... Yerini doldurmamız mümkün değil ama biz işte elimizden geldiğince durumu idare etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum şimdi. Tabii ki mümkün değil. Mümkün değil. Diyemiyorum. Ben diyorum. Fazlasıyla doldursun desem. Yok yok yok. Sonra Murat gelecek. Ya sen benim ayağımı keseceğim buradan tamamen ya. Lütfen yani. Hoş geldin. Sağ ol. Bugün gündemimiz yine ağırlıklı olarak yine Akdeniz meselesi var. Adli açılış yılından dolayı Sayın Başkan'ın konuşmaları var. Evet. Aynı zamanda iç siyaset dönelik bazı videolarımız var. Enteresan CHP tespitleri var. İtirazları var. Bazı komik videolarımız da var bu arada. Onu da konuşacağız. Öncelikle şeyden devam edelim. Biliyorsun yani en son uzun uzun konuştuk bu Akdeniz meselesinde, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin konumu ve bununla ilgili Türkiye'nin duruşu, Yunanistan'ın da tavrı. Yine gazetelerde bir şekilde muhakkak yani ya başkanın konuşmalarında ya diğer bakanların konuşması. Bu sürekli sıcak bir gündem. O yüzden günlük bunu konuşmaya devam ediyoruz. Yunanistan'da bir hareketlenme var, işte askeri yatırımlara ağırlık verileceği, yeni uçaklar alınacağı konusunda. Bu arada Fransa... tabii ki Almanya'dan sonra yeni hamisi Fransa var. Fransa'da bölgeye uçak gemisi gönderiliyor. Ardından yeni uçaklarla ilgili açıklamaları var. Yunanistan'da diyor ki askeri güçlendirme açısından, tabii bu da bir yeni bir haber. Daha dün çıkan bir haberdi. Gazetelere pek yansımadı ama yaklaşık 10 milyar euroluk bir yeni bir destek paketi askeri güçlendirme açısından, savunma sanayisi ve sistemiyle ilgili olarak. Bu gidişat nereye doğru evrilecek? Biz gerektiren şeyi söylüyoruz. Bununla ilgili yine bir fikirlerini alayım. Ondan sonra giriş yapacağım. Başımın üstüne. Tekrar merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Evet, buyurun. Beraber izliyoruz bu süreci zaten başından beri. Artık biz de birçok şeye artık vakıf olur hale geldik. O kadar çok konuşuyoruz, izliyoruz ki bu konuyu. Evet. Ben şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Yani çok ayrıntıya detaya girmeden, çok konuştuğumuz şeyi tekrarlamadan. Biraz ümitsiz vaka bir durum, bir seyir izliyor Doğu Akdeniz'deki durum. Bunu hangi anlamda söylüyorum? Türkiye sürekli olarak iki şeyi net olarak ortaya koyuyor. Bir, biz buradaki haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. İki, bizim asla haklarımızın dışında bir ayrı bir amacımız yok. Gelin oturalım. Hakkaniyet prensibi üzerinde herkesin kendinin hakkı olan şeyi alması yönünde bir müzakereyle sonuca gidelim diye bunu da çok sık ve en üst seviyede ortaya koyuyor. Evet. Ümitsiz vakadan kastım ne? Türkiye'nin bu tutumuna rağmen karşı taraftaki gidişata baktığımız zaman şunu görüyoruz. Karşı taraf dediğimiz her ne kadar Yunanistan'ı kastediyorsak da o Yunanistan yalnız olmadı ortada. Zaten de problem buradan kaynaklanıyor aslında. Buradan zorlaşıyor daha doğrusu. Bir meseleyi çözmek veya orada herkesin hakkına düşeni almak gibi bir amaç yok ki. Yani bizim bu şeyimiz muhatap yok karşıda. Çünkü orada başka bir şey var. Ben ona şöyle... Başka küresel bir tezgahtan bahsediyoruz. Yani, küresel... yani Akdeniz'deki varlıkları evet, beraber herkesin hakkına düşeni hakkaniyet çerçevesinde paylaşalım diye bir şey yok orada. Yok, öyle bir endişe yok. Öyle bir endişe. Başka bir şey var. Onu da ben günlerdir kafa yoruyorum. O zaman şöyle... açıklamada şöyle bir parantez açayım. Artık bu gölge oyunundan bıktık. Diyor ki Başkan Erdoğan. Oradan onu açıklarsan bu konuşmanda 10 kilometrelik bir ada üzerinden kıyıdan hapsetme girişimi, adalet bildiğimiz şeyler. Ama önemli olan şurası, daha önce GNC, gel bence. Efendim günaydın. Günün manşetiyle yine karşınızdayız. Bugün konuğum yine, bak yine lafını kullandım. Noel Bayrak.
Nuh Bey hoş geldiniz. Pazartesi birlikteydik. Bugün tekrar bir araya geldik. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için efendim programımıza. Murat Çiğ'in yokluğunda sizinle burada bu programı... Yerini doldurmamız mümkün değil ama biz işte elimizden geldiğinde durumu idare etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum şimdi. Tabii ki mümkün değil. Mümkün değil. Diyemiyorum. Ben diyorum. Fazlasıyla doldursun desem. Yok yok yok. Sonra Murat gelecek. Ya sen benim ayağımı keseceğim buradan tamamen ya. Lütfen yani. Hoş geldin. Sağ ol. Bugün gündemimiz yine ağırlıklı olarak yine Akdeniz meselesi var. Adli açılış yılından dolayı Sayın Başkan'ın konuşmaları var. Evet. Aynı zamanda iç siyaset dönelik bazı videolarımız var. Enteresan CHP tespitleri var. İtirazları var. Bazı komik videolarımız da var bu arada. Onu da konuşacağız. Öncelikle şeyden devam edelim. Biliyorsun yani en son uzun uzun konuştuk bu Akdeniz meselesinde. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin konumu ve bununla ilgili Türkiye'nin duruşu. Yunanistan'ın da tavrı. Yine gazetelerde bir şekilde muhakkak yani hep Başkanın konuşmalarında ya diğer bakanların konuşması. Bu sürekli sıcak bir gündem. O yüzden günlük bunu konuşmaya devam ediyoruz. Yunanistan'da bir hareketlenme var. İşte askeri yatırımlara ağırlık verileceği, yeni uçaklar alınacağı konusunda. Bu arada Fransa tabii ki Almanya'dan sonra yeni hamisi Fransa var. Fransa'da bölgeye uçak gemisi gönderiliyor. Ardından yeni uçaklarla ilgili açıklamaları var. Yunanistan'da diyor ki askeri güçlendirme açısından tabii bu da bir yeni bir haber. Daha dün çıkan bir haberdi. Gazetelere pek yansımadı ama yaklaşık 10 milyar euroluk bir yeni bir destek paketi askeri güçlendirme açısından savunma sanayisi ve sistemiyle ilgili olarak. Bu gidişat nereye doğru evrilecek? Biz gereken şeyi söylüyoruz. Bununla ilgili yeni bir fikirlerini alayım. Ondan sonra giriş yapacağım. Başımın üstüne. Tekrar merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, beraber izliyoruz bu süreci zaten başından beri. Artık biz de birçok şey artık vakıf olur hale geldik. O kadar çok konuşuyoruz, izliyoruz ki bu konuyu. Evet. Ben şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Yani çok ayrıntıya detaya girmeden, çok konuştuğumuz süre tekrarlamadan. Biraz ümitsiz vaka bir durum, bir seyir izliyor Doğu Akdeniz'deki durum. Bunu hangi anlamda söylüyorum? Türkiye sürekli olarak iki şeyi net olarak ortaya koyuyor. Bir, biz buradaki haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. İki, bizim asla haklarımızın dışında bir ayrı bir amacımız yok. Gelin oturalım. Hakkaniyet prensibi üzerinde herkesin kendinin hakkı olan şeyi alması yönünde bir müzakereyle sonuca evet. gidelim diye bunu da çok sık ve en üst seviyede ortaya koyuyor. Evet. Ümitsiz vakadan kastım ne? Türkiye'nin bu tutumuna rağmen karşı taraftaki gidişata baktığımız zaman şunu görüyoruz. Karşı taraf dediğimiz her ne kadar Yunanistan'ı kastediyorsak da o Yunanistan yalnız olmadı ortada. Zaten de problem buradan kaynaklanıyor aslında. Buradan zorlaşıyor daha doğrusu. Bir meseleyi çözmek veya orada herkesin hakkına düşeni almak gibi bir amaç yok ki. Yani bizim bu şeyimiz muhatap yok karşıda. Çünkü orada başka bir şey var. Ben ona şöyle... Başka küresel bir tezgahtan bahsediyoruz. Yani, küresel... yani Akdeniz'deki varlıkları evet, beraber herkesin hakkına düşeni... Hakkaniyet çerçevesinde paylaşalım diye bir şey yok orada. Yok, öyle bir endişe yok. Öyle bir endişe. Başka bir şey var. Onu da ben günlerdir kafa yoruyorum. O zaman şöyle, açıklamada şöyle bir parantez açayım. Artık bu gölge oyunundan bıktık. Diyor ki Başkan Erdoğan. Oradan onu açıklarsan bu konuşmanda 10 kilometrelik bir ada üzerinden kıyıdan hapsetme girişimi, adalet bildiğimiz şeyler. Ama önemli olan şurası, daha önce konuşulduğu şeyler daha doğrusu. Kendine bile hayır olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık diyor Başkan Erdoğan. Bu gölge oyunu da diyor. Yani o konuşmada hani ne var orada art diye konuşurken buradaki gölge oyunu da bunu bir gölge oyunu olarak tarif ediyor. Gölge oyunu bilirsin hani bir şey. Bir başka bir tezgah var. Aşağıda başka bir şeyler devam eder ama asıl mücadele ettiğin kişi veyahut da asıl mücadele ettiğin şey o gölgenin sahibiyledir. Gölge değildir diye. Ve oradan devam etmeyin. Çünkü bunu söyleyeyim de başlayacak. Şimdi tamam. Bir kere bizim de alışık olduğumuz, bildiğimiz bir ittifak var. Bir hani şimdi modern ismiyle Avrupa Birliği falan diyoruz ama bir Haçlı ittifak var. Evet. Ama burada ben biraz daha farklı bir şey görüyorum. Şahsen benim düşüncem bu. Çok da bağlayıcı değil. O da şu. Haçlı ittifakın bizim biz olan tavrını biz biliyoruz. Yani Batı'nın, Avrupa'nın biz olan tavrını biliyoruz. Ama şunu da unutmayalım ki
devletler de ulusal çıkarlarına göre konum alırlar. Bir Avrupa Birliği diye bir blok var. Ama mesela bu konuda diyelim Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı aynı durumda, aynı noktada değil diye düşünüyorum ben. Mesela Almanya'yla Fransa'nın tutumu, durumu, duruşu, durduğu yer aynı değil. Burada başka bir, ki hakikaten bir gölge oynuyor. Orada şu bence, bir kere Yunanistan'ın içinde bulunduğu durum öyle bir şey ki Yunanistan asla, Yunanistan yönetenler, Yunanistan'daki siyasetçiler asla ve asla Türkiye'nin dediği şekilde meseleyi çözme yönüne asla adım atamazlar. Mümkün değil. Bakın bir siyasetçi... Hür değiller mi yani? Bağımsız politikaları yok mu diyorsun? Şöyle, onun öte... Adım atamazlar diyorsun. Bir kere birileri onları yönlendiriyor, o tamam. Onlar elinde değil yani. Onu bir kenara bırakalım. Onu bırakalım. Ben kendi, sırf kendi içerisinde diyorum. Kendi iç politikası açısından baktığınız zaman asla ve asla bu konuda uyum sağlamak ve bir çözüme varmak için asla adım atamazlar. Bakın çok iddia söylüyorum bunu. Hangi iktidar olursa olsun değişmez yani. Bir örnek vereyim size. Bizim son dönemde gördüğümüz en radikal, tırnak içinde bu radikal şu anlamda söylüyorum. Radikaldan kastım şu. En gerçekçi, en rasyonel iktidar biz kimi gördük? Çipras'ı gördük. Çipras. Çipras. Evet. Yani pragmatik bir adam, tamam mı? Meseleleri çözmeye bakan ve öyle kravat mravat falan takmayan, yanlış anlamasın da bir şeyim yok burada. Öyle başladı. Nereye geldi abi? Bakanlığını adaya şeye gönderdi, adacığa gönderdi bakanlığı. Orada şey yani o bir oraya geldi. Bunu şunun için söylüyorum. Öyle bir noktada ki şey şu anda hem iç şeyde bu Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı muazzam bir iş yapıyor. İki, bunun dışında ekonomisi berbat. Efendime söyleyeyim, Türk düşmanlığı üzerinden götürmezse eğer şeyi, politikayı başka şekilde sonuca ulaşmaları asla mümkün değil. Yani asla. Yunan kamuoyu çözüm için hiçbir şekilde hazır olamaz. Olamaz. Yöneticiler olamaz. Yani Yunanistan yönetenler bugün bakın bu dönemde hele bu ekonomisi berbat, tamam mı? Başka bir şekilde yani bunu bir kenara çıkardığı zaman adam gibi yönetecek bir durum yok ülkeyi. Bir gün kalkıp da ya biz bu şey boşuna uğraşıyoruz ya biz bugün Türkiye'yi yenecek halimiz de yok. Buradan çıkacak bir yere de varacağımız bir yer de yok. Oturalım bunu çözelim diyemez şeyde Yunanistan içerisinde bunu. Buna ilaveten bir de şu var. Demin dedim ya mesela Fransa korkunç biliyorsun tahrik ediyor şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri, onun arkasında İsrail, Mısır, bunlar biraz daha biliyorsunuz İsrail'in bir Amerika'nın şeyleri, bunlar da evet. o yönetiyor. Burada bir birlik var. Asıl özellikle Fransa ile Yunanistan. Bunun da sebebi şu. Ben bunlara siyasi müflisler diyorum. Bak, siyasi müflisler diyorum. Şimdi Macron emperyalizmin sona ermesiyle Fransa'nın da çok büyük siyasi müflisten kastım o. Eski şey bol geliyor. Eskiden büyük bir emperyalist ülke, devlet ama şimdi onu yapamıyor. Yapamıyor. Ama onu da boşluğu doldurmaya çalışıyor. Evet, gitti Lübnan'a tamam. İşte. Orada saçma sapan bir şey ortaya koydu. Şu zaman yapmazsanız şöyle yaparız, böyle yaparız. Sen kimsin ya? Nereye? Orası senin müstemleken mi yani? Yunanistan şey bir boşluk buldu şimdi bu noktada şey. Konuşulan şeyler daha doğrusu. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık diyor Başkan Erdoğan. Bu gölge oyunu da diyor. Yani o konuşmada hani ne var orada art diye konuşurken buradaki gölge oyunu da bunu bir gölge oyunu olarak tarif ediyor. Gölge oyunu bilirsin hani bir şey. Bir başka bir tezgah var. Aşağıda başka bir şeyler devam eder ama asıl mücadele ettiğin kişi veyahut da asıl mücadele ettiğin şey o gölgenin sahibiyledir. Gölge değildir diye. Ve oradan devam etmeyin. Çünkü bunu söyleyeyim de başlayacak. Şimdi tamam. Bir kere bizim de alışık olduğumuz bildiğimiz bir ittifak var. Bir hani şimdi modern ismiyle Avrupa Birliği falan diyoruz ama bir Haçlı ittifak var. Evet. Ama burada ben biraz daha farklı bir şey görüyorum. Şahsen benim düşüncem bu. Çok da bağlayıcı değil. O da şu. Haçlı ittifakın bizim biz olan tavrını biz biliyoruz. Yani Batı'nın, Avrupa'nın biz olan tavrını biliyoruz. Ama şunu da unutmayalım ki devletler de ulusal çıkarlarına göre konum alırlar. Bir Avrupa Birliği diye bir blok var. Ama mesela bu konuda diyelim Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı aynı durumda, aynı noktada değil diye düşünüyorum ben. Mesela Almanya'yla Fransa'nın tutumu, durumu, duruşu, durduğu yer aynı değil. Burada başka bir, ki hakikaten bir gölge oynuyor. Orada şu bence, bir kere Yunanistan'ın içinde bulunduğu durum öyle bir şey ki Yunanistan yönetenler, Yunanistan'daki siyasetçiler asla ve asla
Türkiye'nin dediği şekilde meseleyi çözme yönüne asla adım atamazlar. Mümkün değil. Bakın bir siyasetçi... Hür değiller mi yani? Bağımsız politikaları yok mu diyorsun? Şöyle, onun öte... Adım atamazlar diyorsun. Bir kere birileri onları yönlendiriyor, o tamam. Onlar elinde değil yani. Onu bir kenara bırakalım. Onu bırakalım. Ben kendi sırf kendi içerisinde diyorum. Kendi iç politikası açısından baktığınız zaman asla ve asla bu konuda uyum sağlamak ve bir çözüme varmak için asla adım atamazlar. Bakın çok iddia söylüyorum bunu. Hangi iktidar olursa olsun değişmez yani. Bir örnek vereyim size. Bizim son dönemde gördüğümüz en radikal, tırnak içinde bu radikal şu anlamda söylüyorum. Radikaldan kastım şu. En gerçekçi, en rasyonel iktidar biz kimi gördük? Çipras'ı gördük. Çipras. Evet. Yani pragmatik bir adam, tamam mı? Meseleleri çözmeye bakan ve öyle kravat mravat falan takmayan, yanlış anlamamışsın da bir şeyim yok burada. Öyle başladı. Nereye geldi abi? Bakanlığını şeye gönderdi, adacığa gönderdi bakanlığı. Orada yani o bir oraya geldi. Bunu şunun için söylüyorum. Öyle bir noktada ki şu anda hem iç bu Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı muazzam bir iş yapıyor. İki, bunun dışında ekonomisi berbat. Efendime söyleyeyim, Türk düşmanlığı üzerinden götürmezse eğer politikayı başka şekilde sonuca ulaşmaları asla mümkün değil. Yani asla. Yunan kamuoyu çözüm için hiçbir şekilde hazır olamaz. Olamaz. Yöneticiler olamaz. Yani Yunanistan yönetenler bugün bakın bu dönemde hele bu ekonomisi berbat, tamam mı? Başka bir şekilde yani bunu bir kenara çıkardığı zaman adam gibi yönetecek bir durum yok ülkeyi. Bir gün kalkıp da ya biz bu şey boşuna uğraşıyoruz ya biz bugün Türkiye'yi yenecek halimiz de yok. Buradan çıkacak bir yere de varacağımız bir yer de yok. Oturalım bunu çözelim diyemez Yunanistan içerisinde bunu. Buna ilaveten bir de şu var. Demin dedim ya mesela Fransa korkunç biliyorsun tahrik ediyor şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri, onun arkasında İsrail, Mısır, bunlar biraz daha biliyorsunuz İsrail'in bir Amerika'nın şeyleri. Bunlar da o yönetiyor. Burada bir birlik var. Asıl özellikle Fransa ve Yunanistan. Bunun da sebebi şu. Ben bunlara siyasi müflisler diyorum. Bak, siyasi müflisler diyorum. Şimdi Macron, emperyalizmin sona ermesiyle Fransa'nın da çok büyük siyasi kaybı. Müflisten kastım o. Eski şey bol geliyor. Eskiden büyük bir emperyalist ülke, devlet ama şimdi onu yapamıyor. Yapamıyor. Ama onu da boşluğu doldurmaya çalışıyor. Evet, gitti Lübnan'a işte. Orada saçma sapan bir şey ortaya koydu. Şu zaman yapmazsanız şöyle yaparız, böyle yaparız. Sen kimsin ya? Nereye? Orası senin müstemleken mi yani? Yunanistan bir boşluk buldu şimdi bu noktada Macron yani bu ortamda çünkü Suriye'ye gitti iflas etti. Sen geçen hiç çok iyi söyledin. Suriye'ye gitti iflas etti. Nereye adım atsa iflas ediyor. Libya'da da öyle. Hafter'i destekledi. Şimdi burada kuru kabadayılıkla sırf laf yok uçak gönderin, gemi gönderin falan bir kendine bir şey oluşturmaya çalışıyor. Bunlar da Yunanistan'ı kullanıyor. Yani farklı dolayısıyla açılarda. Son cümlem şu olsun. Evet. Amaç burada bir ya şu işi hakikaten çözelim değil ki karşı tarafta. Onun için bir yere gelmeleri ben beklemiyorum. O anlamda dedim. Ümitsiz vaka değil. Onun için dedim. Yani farklı gerekçelerle olsun. Herkesin şeyi farklı. Amacı farklı. Evet yani farklı. Genelde şeyi kabul ediyoruz ama yani. Tamamen gölge oyunu. Tabii Akdeniz'de. Macron yani bu ortamda çünkü Suriye'ye gitti iflas etti. Sen geçen hiç çok iyi söyledin. Suriye'ye gitti iflas etti. Nereye adım atsa iflas ediyor. Libya'da da öyle. Hafter'i destekledi. Şimdi burada kuru kabadayılıkla sırf laf yok uçak gönderin, gemi gönderin falan bir kendine bir şey oluşturmaya çalışıyor. Bunlar da Yunanistan'ı kullanıyor. Yani farklı dolayısıyla açılarda. Son cümlem şu olsun. Evet. Amaç burada bir ya şu işi hakikaten çözelim değil ki karşı tarafta. Onun için bir yere gelmeleri ben beklemiyorum. O anlamda dedim. Ümitsiz vaka değil. Onun için dedim. Yani farklı gerekçelerle olsun. Herkesin şeyi farklı, amacı farklı. Evet yani farklı. Genelde şeyi kabul ediyoruz ama yani Doğu tamamen Akdeniz, gölge oyunu. Tabii Akdeniz dediğimiz zaman yani Doğu da demiyorum. Akdeniz dediğimiz zaman Türkiye dediğin zaman daha doğrusu Türkiye o kökleri çok fazla geniş alanda olan aslında bir devi uyandırdığın zaman birçok insan buradan acaba bize neremize gelecek? Yani bu devin uzantısı bize dokunur mu? Böyle bir şey var, refleks var ama dediğin gibi Fransa'nın müflis olması, İngiltere'nin durumu çok daha farklı. Şeyden sonra. İngiltere'de o başka bir durumda yani Amerika'ya devretti şeyi. Merkel'in Türkiye ve Almanya ile olan ilişkiler asla. Merkel böyle durumu biraz bu yandan idare etmeye Türkiye, çalışıyor. Türkiye Almanya ilişkilerinin kolay kolay kopacak ilişkiler değildir. Çünkü çok uzun tarihi bir süreci ama var. Ama o da çok net bir tavır koymuyor Yunanistan'a tabii. Koymayacaktır. Ama Merkel'le Macron aynı değil. Aynı mesela. Değiller diyoruz. Ama sonuçta bir gölge oyunu var. Ve biz kesinlikle. De bu
Ve biz de bu gölgenin sahibiyle mücadele ediyoruz. Önüne gelen oynuyor bir de. Yani, bunu yönetsen var ya. Tabii. Önüne gelen bunu oynuyor. Önüne gelen bunu yönetiyor. Garip bir durum ya. Evet. Herkes kullanıyor. Yani sonuçta biz Yunanistan'dan çok bağımsız. Yunanistan'ın şu tavrını onu ben de kabul ediyorum. Haklısın o konuda. En azından görüşüm aynı. Yunanistan kamuoyunu, Yunanistan dış siyasetini Türkiye ile barışçıl bir projeksiyona sokmak mümkün değil. En ucuz politika. Çünkü hali hazırda. Ben geçen söylemiştim, biraz da esprili söyledik ama yerini bulmuş. Yani bizim sorunumuz şu anda aslında Yunanistan'la Doğu Akdeniz ada falan filan değil. Bizim sorunumuz 1453'ten beri var. Yani kavgamız o. Onların da Megali ideası var. Helen emperyalizmleri var falan. Eski Bizans İmparatorluğu'nun yerine koymaya çalışıyor. O yüzden bunlar da bu taraftan dediğin gibi Çipras gibi bir lider bile bu işi beceremedi, yapamazlar. Ama sonuçta biz gölgenin bunun bir gölge olduğunu. Kesinlikle. Yani gölge oyunu olduğunu. O kadar açık ki. Ve bizim asıl mücadelemizin bu gölgenin sahipleriyle, gölgeyle değil olduğunu da zaten, onlar da bile biz de biliyoruz. Zaten Yunanistan'la durum bizim, bu. Yani nasıl bir şey yapabiliriz ya? Ne olur Yunanistan yani bizim için? Durum bu. Biz dün konuştuk gerçi, onu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bugün tekrar bununla ilgili bir haber var. Şimdi biz burada bunu konuşurken dış siyasette yeteri kadar zaten tartışmalar devam ediyor. Dış politika ile ilgili stratejistler, dış politika uzmanları bunu konuşuyor. İç siyasete bakıyoruz Nuh abi. Şöyle bir durum var. Dün konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu nerede duracak diye. Ben bugün yazdım gerçi. Biraz da her zamanki gibi ironik bir ifade kullandım ama hangi tarafta yer alacak diye yazdım. Çünkü bunu da şuna bağladım. Öyle bir açıklayarak soruyu soracağım. Daha önce mesela Suriye'deki operasyonlar konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar işte ya, operasyon deyince ya biz niye füze alıyoruz? Biz niye operasyon yapıyoruz? Şu ifadeyi unutmayalım. YPG bize mi saldıracak? Çünkü beka meselesi konuşunca. YPG bize mi saldıracak diye soran bir Kemal Kılıçdaroğlu var karşımda. Güvenemiyorum yani. Ya bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bir de iktidara, daha doğrusu o koltuğa geldiğinden itibaren, o koltuğa oturduğu günden itibaren bunun bir kronolojisi de var. Yazdım ben bunu yıllar boyunca. Sürekli yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Hı hı. Ben hep burada yerli ve milli duruştan bahsettim. Hani içeride her türlü siyaset yaparsın ama dış politikada ülke tek ses olur. Yani bu dünyanın her tarafında geçerli. Bak şimdi Yunanistan'da şey yoktur yani, Türkiye haklıdır diyen bir muhalefet göremezsin. Tam tersi. Tabii, askeri güçlenmeyi destek veren bir muhalefet. Bu kadar uzattım ama şunu da sorayım. Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasından dolayı ben bugünkü yazı yazdım. Dün Kılıçdaroğlu bir formül önerdi. Sonuçta muhalefet partisi lideri olarak. O da şu. Türkiye barışçıl yöntemler kullanmalı dedi. Hiç aklımıza gelmemişti yani bu soru, değil mi? Nasıl abi? Türkiye çözüm için, Yunanistan Türkiye için barışçıl bir yöntemle, diplomasiyle tabii bu işin halledilmesi gerektiğini söyledi. Ben de onun için dedim, hiç aklımıza gelmemişti yani, böyle düşündük. Yıllarca düşünsen aklına gelmez. Bir çözüm ortaya sundu. Bugün devamı var. Fakat enteresan bir şekilde onu soracağım. Hem onun yandaşları, yani Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşları aynısını yazmışlar, çok ilginç. Halbuki bu toplantı önceki gündü, oradan çıkan haberden söylüyorum. Hem Kılıçdaroğlu bizzat kendisi söylemiş MHK toplantısından sonra. Dediğimiz zaman, yani Doğu'da demiyorum, Akdeniz dediğimiz zaman, Türkiye dediğin zaman daha doğrusu, Türkiye o kökleri çok fazla geniş alanda olan aslında bir devi uyandırdığın zaman birçok insan buradan acaba bize neremize gelecek? Yani bu devin uzantısı bize dokunur mu? Böyle bir şey var, refleks var ama dediğin gibi Fransa'nın müflis olması, İngiltere'nin durumu çok daha farklı şeyden sonra. İngiltere'de o başka bir durumda yani, Amerika'ya devretti şeyi. Merkel'in Türkiye ve Almanya ile olan ilişkiler asla. Merkel böyle durumu biraz o yandan yani, biraz bu yandan idare etmeye Türkiye, çalışıyor. Türkiye-Almanya ilişkilerinin kolay kolay kopacak ilişkiler değildir. Çünkü çok uzun tarihi bir süreci ama var. Ama o da çok net bir tavır koymuyor Yunanistan'a tabii. Koymayacaktır. Ama Merkel'le Macron aynı değil. Aynı mesela. Değiller diyoruz. Ama sonuçta bir gölge oyunu var. Ve biz kesinlikle. Ve biz de bu gölgenin sahibiyle mücadele ediyoruz. Önüne gelen oynuyor bir de. Yani, bunu Yunanistan var ya. Tabii. Önüne gelen bunu oynuyor. Önüne gelen bunu yönetiyor. Garip bir durum ya. Evet. Herkes kullanıyor. Yani sonuçta biz Yunanistan'dan çok bağımsız. Yunanistan'ın şu tavrını onu ben de kabul ediyorum. Haklısın o konuda. En azından görüşüm aynı. Yunanistan kamuoyunu, Yunanistan dış siyasetini Türkiye ile barışçıl bir projeksiyona sokmak mümkün değil. En ucuz politika. Çünkü hali hazırda. Ben geçen söylemiştim, biraz da esprili söyledik ama yerini bulmuş. Yani bizim sorunumuz şu anda
aslında Yunanistan'la Doğu Akdeniz ada falan filan değil. Bizim sorunumuz 1453'ten beri var. Yani kavgamız o. Onların da Megali ideası var. Helen emperyalizmleri var falan. Bizans İmparatorluğu'nun yerine koymaya çalışıyor. O yüzden bunlar da bu taraftan dediğin gibi Çipras gibi bir lider bile bu işi beceremedi, yapamazlar. Ama sonuçta biz gölgenin bunun bir gölge olduğunu. Kesinlikle. Yani gölge oyunu olduğunu. O kadar açık ki. Ve bizim asıl mücadelemizin bu gölgenin sahipleriyle, gölgeyle değil. Olduğunu da zaten, onlar da bile biz de biliyoruz. Zaten Yunanistan'la durum bizim, bu. Yani nasıl bir şey yapabiliriz yani? Ne olur Yunanistan yani bizim için? Durum bu. Biz dün konuştuk gerçi, onu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bugün tekrar bununla ilgili bir haber var. Şimdi biz burada bunu konuşurken dış siyasette yeteri kadar zaten tartışmalar devam ediyor. Dış politika ile ilgili stratejistler, dış politika uzmanları bunu konuşuyor. İç siyasete bakıyoruz Nuh abi. Şöyle bir durum var. Dün konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu nerede duracak diye. Ben bugün yazdım gerçi, biraz da her zamanki gibi ironik bir ifade kullandım ama hangi tarafta yer alacak diye yazdım. Çünkü bunu da şuna bağladım. Öyle bir açıklayarak soruyu soracağım. Daha önce mesela Suriye'deki operasyonlar konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar işte ya, operasyon deyince ya biz niye füze alıyoruz, biz niye operasyon yapıyoruz? Şu ifadeyi unutmayalım. YPG bize mi saldıracak? Çünkü beka meselesi konuşunca. YPG bize mi saldıracak diye soran bir Kemal Kılıçdaroğlu var karşımda. Güvenemiyorum yani. Ya bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bir de iktidara, daha doğrusu o koltuğa geldiğinden itibaren, o koltuğa oturduğu günden itibaren bunun bir kronolojisi de var. Yazdım ben bunu yıllar boyunca. Sürekli yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Hı hı. Ben hep burada yerli ve milli duruştan bahsettim. Hani içeride her türlü siyaset yaparsın ama dış politikada ülke tek ses olur. Yani bu dünyanın her tarafında geçerli. Bak şimdi Yunanistan'da şey yoktur yani, Türkiye haklıdır diyen bir muhalefet göremezsin. Tam tersi. Tabii, askeri güçlenmeyi destek veren bir muhalefet. Bu kadar uzattım ama şunu da sorayım. Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasından dolayı ben bugünkü yazı yazdım. Dün Kılıçdaroğlu bir formül önerdi. Sonuçta muhalefet partisi lideri olarak. O da şu. Türkiye barışçıl yöntemler kullanmalı dedi. Hiç aklımıza gelmemişti yani bu soru, değil mi? Nasıl abi? Türkiye çözüm için, Yunanistan Türkiye için barışçıl bir yöntemle, diplomasiyle tabii bu işin halledilmesi gerektiğini söyledi. Ben de onun için dedim, hiç aklımıza gelmemişti yani, böyle düşündük. Yıllarca düşünsen aklına gelmez. Bir çözüm ortaya sundum. Bugün devamı var. Fakat enteresan bir şekilde onu soracağım. Hem onun yandaşları, yani Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşları aynısını yazmışlar, çok ilginç. Halbuki bu toplantı önceki gündü, oradan çıkan haberden söylüyorum. Hem Kılıçdaroğlu bizzat kendisi söylemiş MYK toplantısından sonra. Türkiye Yunanistan'ı değerlendiriyor. Diyor ki bir enteresan vurgu var orada. Fransa ile ilgili çok fazla bir şey söylemiyor. Hakkımızı savunuruz diyor, sağ olsun. En azından nerede olduğunu söylemiş. Barışçıl demiş gene. Ve Mısır'dan bahsetmiş. Mısır'la ilişkimizin çok iyi olması lazım demiş. Mısır'da bir büyükelçilik açsak demiş, bu iş demiş biter. Yani bu meyanda bir şey söylemiş. Bu nereden çıktı sence? Yani Mısır'la ilişkimizin zaten iyi olmadığı için yani biz Libya'ya doğru gitmedik mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Mısır'da darbecileri bütün Batı, başta Almanya olmak üzere, Amerika olmak üzere desteklediği için Türkiye Yunanistan'ı değerlendiriyor. Diyor ki bir enteresan vurgu var orada. Fransa ile ilgili çok fazla bir şey söylemiyor. Hakkımızı savunuruz diyor, sağ olsun. En azından nerede olduğunu söylemiş. Barışçıl demiş gene. Ve Mısır'dan bahsetmiş. Mısır'la ilişkimizin çok iyi olması lazım demiş. Mısır'da bir büyükelçilik açsak demiş, bu iş demiş biter. Yani bu meyanda bir şey söylemiş. Bu nereden çıktı sence? Yani Mısır'la ilişkimizin zaten iyi olmadığı için yani biz Libya'ya doğru gitmedik mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Mısır'da darbecileri bütün Batı, başta Almanya olmak üzere, Amerika olmak üzere desteklediği için, aramızın iyi olmadığı için biz yıllar boyunca o Adeviye Meydanı'nda darbecilerin o yaptıklarını gördüğümüz için ve bu yüzden de gergin olduğumuz için, darbecik bir katille anlaşamadığımız için biz zaten başka yolları başvurmadık mı? Diyor ki Kılıçdaroğlu Mısır'la diyor anlaşmamız lazım diyor. Çözümü Mısır'da bulmuş. Ne diyorsun bu işe? Şimdi bir kere nereden çıktı Mısır? Önce şuradan başlayalım. Çok çirkin bir şey yapılıyor, istismar yapılıyor. Şimdi demin sen de tekrarladın. Yalın olarak şu cümleyi, her şeyi bir kenara bırakarak sadece şu cümleye bakarsan, Türkiye barışçı bir yol izlemelidir cümlesine kimse itiraz edemez.
Tamam. Bir de yani peki, şey yani çok ben o çok şöyle bir itirazım var benim yani. Ne zaman sorsan Suriye'yi, ne bileyim işte Akdeniz'i, Balkanları, orayı burayı dış politikada hemen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Diplomasi şart. Tamam. Barışçı olalım. Tamam. İşte tamam. Severim, sevilirim. Tam kardeş olalım. Tam da onu diyorum. Şimdi Bektaş'ın hesabı bu söze kimse itiraz edemez ki. Biz tabii daha yani. Peki bunu nerede hoş kullanıyor ama? Bunu nerede kullanıyor ona bakmak lazım. Ama işin realitesine geldiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Şu anda, şu ortamda, şu içinde bulunduğumuz konumda, durumda birisi çıkıp Türkiye barışçı bir yol izlemeli, Türkiye diyalog yolu izlemelidir diyorsa bil ki bu Batı'nın lehine çalışıyor. Yani şu anda Yunanistan hesabına çalışıyor demektir. Dikkatini çekerim. Bunu başa kim söyledi? Avrupa Birliği şeyi söyledi bunu. Guterres de söyledi. Ha, tamam mı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söyledi. Bak Türk hiç kimse şu anda Macron evet, yırtınıyor. Bak Macron rol kapmak için yırtınıyor. Peki Macron veya Birleşik Arap Emirlikleri ve Kerr, demin konuştuğumuz tarihçiler, o gölgeciler var ya, gölgeciler, gölge oyunu oynananlar. Hiçbirisi şu ana kadar bu Doğu Akdeniz meselesi boyunca şunu söyleyebilen oldu mu? Türkiye uluslararası deniz hukukuna göre yanlış bir şey yapıyor diyebilen oldu mu? Ta şeyden itibaren, Libya'da anlaşmadan itibaren. Hiçbirisi bunu diyemedi çünkü öyle bir şey yok. Türkiye hakikaten hukuki bir çerçeve içerisinde yürüyor. Bunu diyemeyince ne diyorlar? Türkiye barışçı bir yol izlemeli. Hayko Maas da geldiğinde öyle konuşmuş. Aynı şey, o da aynı şey söyledi. Dolayısıyla bu barışın laf aldatıcı bir laf. Bu laf, ben sana söyleyeyim, bu laf Yunanistan'ın AB'nin hesabına yazacak bir laf bir kere. O barışçı bir yol izle. Bir de havada su dövmek yani, bu öyle değil mi? Ya, sen şimdi sorunu söylüyorsun. Adam gibi, kavga var. Bak, adam gibi şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakarak ve bir Türk olarak, bu ülkede yaşayan birisi olarak söylemesi gerektiğini söyleyemediği için, tamam mı? Evet, net diyorsun. Böyle orta sahada top çeviriyor, tamam mı? Yani topu taca atıyor. Sayın Çavuşoğlu Hayko Maas'a soruyor, diyor ki Meis'te diyor bize 2 kilometre, bunlar 480 mi 480 kilometre uzakta Meis Adası diyor. Diyor buraya diyor işte bu durum böyleyken buradan diyor bir alan koyarsan diyor bu diyor dünyanın en saçma salak şeyi. Söylediği şey o yanda. Hayko Maas cevabı ne? Kılıçdaroğlu gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu barışçıl metotlarla çözelim. Arkadaş ben sana bir şey anlatıyorum. Tarif ediyorum. Ada diyorum. Meis diyorum. Adam şimdi bir de asker koydu oraya. Bu diyorum, şu anda o anlaşma bitti. 2 kilometre diyorum. Anlaşma bitti aslında. Atıra bunlar nerede? Diyorum. Niye? Bunlar görmüyor mu? Sen barışçıl diyorsun. Kılıçdaroğlu bunlar görmedi mi? Bir de Mısır meselesi. Farklı bir dili bak, yok ya. Kılıçdaroğlu o da çok önemli. Bak tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun şu anda kullandığı üslup ancak bu kadar söyleyebilir. Yani bu tam bir Yunanistan ve Batı hesabına çalışan bir üslup bu. Tamam evet, mı? Ben de onu anlamıyorum. Mısır'ı niye soktuğunu anlamıyorum. Tamam, onu da konuşalım. Mısır'a ne iş var? Çok, onu anlamadık. Kılıçdaroğlu'nun Suriye meselesi başladığından beri çiğnediği bir sakız bu. Bu da gene tekrar evet, söylüyorum. Niye? Bak tekrar söylüyorum. Bu Mısır sevdası. Adam gibi bir tavır ortaya koyamadığı için böyle aldatmaca ifadelerle işi götürmeye çalışıyor. Şimdi bak, affedersin, Kılıçdaroğlu'nun kafası mı çalışıyor sadece? Yani bugün Türkiye yönetenler hiçbirisi bizim Suriye ile Mısır'la işbirliğimizin veya diyalogumuzun iyi olması halinde bizim daha menfaatimizin iyi olacağını bilmiyor da sadece Kılıçdaroğlu mu biliyor? Burada bir aldatmaca var, onu söyleyeyim yalnız, bu çok önemli. Türkiye şu anda Mısır'la veya Suriye ile rejimle istemediği için onları aramızın iyi olmadığı için biz yıllar boyunca o Adeviye Meydanı'nda darbecilerin o yaptıklarını gördüğümüz için ve bu yüzden de gergin olduğumuz için darbecik bir katille anlaşamadığımız için biz zaten başka yolları başvurmadık mı? Diyor ki Kılıçdaroğlu Mısır'la diyor anlaşmamız lazım diyor. Çözümü Mısır'da bulmuş. Ne diyorsun bu işe? Şimdi bir kere nereden çıktı Mısır? Önce şuradan başlayalım. Çok çirkin bir şey yapılıyor, istismar yapılıyor. Şimdi demin sen de tekrarladın. Yalın olarak şu cümleyi, her şeyi bir kenara bırakarak sadece şu cümleye bakarsan, Türkiye barışçı bir yol izlemelidir cümlesine kimse itiraz edemez. Tamam. Bir de yani şey peki, yani çok ben o çok şöyle bir itirazım var benim yani. Ne zaman sorsan Suriye'yi, ne bileyim işte Akdeniz'i, Balkanları, orayı burayı dış politikada hemen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Diplomasi şart. Tamam. Barışçı olalım. Tamam. İşte tamam. Severim, sevilirim. Tam kardeş olalım. Tam da onu diyorum. Şimdi Bektaş'ın hesabı bu söze kimse itiraz edemez ki. Biz tabii daha yani. Peki bunu şey nerede hoş kullanıyor ama? Bunu nerede kullanıyor ona bakmak lazım. Ama işin realitesine geldiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Şu anda, şu ortamda, şu içinde bulunduğumuz konumda, durumda
birisi çıkıp Türkiye barışçı bir yol izlemeli, Türkiye diyalog yolu izlemelidir diyorsa, bil ki bu Batı'nın lehine çalışıyor. Yani şu anda Yunanistan hesabına çalışıyor demektir. Dikkatini çekerim. Bunu başta kim söyledi? Avrupa Birliği şeyi söyledi bunu. Guterres de söyledi. Tamam mı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söyledi. Bak, Türk hiç kimse şu anda Macron yırtınıyor. Bak, Macron rol kapmak için yırtınıyor. Peki Macron veya Birleşik Arap Emirlikleri ve Kerr, demin konuştuğumuz tarihçiler, o gölgeciler var ya, gölgeciler, gölge oyunu oynananlar. Hı hı. Hiçbirisi şu ana kadar bu Doğu Akdeniz meselesi boyunca şunu söyleyebilen oldu mu? Türkiye uluslararası deniz hukukuna göre yanlış bir şey yapıyor diyebilen oldu mu? Ta şeyden itibaren, Libya'da anlaşmadan itibaren. Hiçbirisi bunu diyemedi çünkü öyle bir şey yok. Türkiye hakikaten hukuki bir çerçeve içerisinde yürüyor. Bunu diyemeyince ne diyorlar? Türkiye barışçı bir yol izlemeli. Hayko Maas da geldiğinde öyle konuştu. Aynı şey, o da aynı şey söyledi. Dolayısıyla bu laf aldatıcı bir laf. Bu laf, ben sana söyleyeyim, bu laf Yunanistan'ın, AB'nin hesabına yazacak bir laf bir kere. O barışçı bir yol izle. Bir de havada su dövmek yani, bu öyle değil mi? Ya, sen şimdi sorunu söylüyorsun. Adam gibi, kavga var. Bak, adam gibi şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakarak ve bir Türk olarak, bu ülkede yaşayan birisi olarak söylemesi gerektiğini söyleyemediği için, tamam mı? Evet, net diyorsun. Yani. Böyle orta sahada top çeviriyor, tamam mı? Yani topu taca atıyor. Sayın Çavuşoğlu Hayko Maas'a soruyor, diyor ki Meis'te diyor bize 2 kilometre, bunlar 480 kilometre uzakta Meis adası diyor. Diyor buraya diyor işte bu durum böyleyken buradan diyor bir alan koyarsan diyor, bu diyor dünyanın en saçma salak şeyi. Söylediği şey oynandı. Hayko Maas cevabı ne? Kılıçdaroğlu gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu barışçıl metotlarla çözelim. Arkadaş, ben sana bir şey anlatıyorum. Tarif ediyorum. Ada diyorum. Meis diyorum. Adam şimdi bir de asker koydu oraya. Bu diyorum, şu anda o anlaşma bitti. 2 kilometre diyorum. Anlaşma bitti aslında. Bunlar nerede? Diyorum. Niye? Bunlar görmüyor mu? Sen barışçıl diyorsun. Kılıçdaroğlu bunlar görmedi mi? Bir de Mısır meselesi. Farklı bir dili, bak, yok ya. Kılıçdaroğlu o da çok önemli. Bak, tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun şu anda kullandığı üslup ancak bu kadar söyleyebilir yani. Bu tam bir Yunanistan ve Batı hesabına çalışan bir üslup bu. Tamam, evet, mı? Ben de onu anlamıyorum. Mısır'ı niye soktuğunu anlamıyorum. Tamam, onu da konuşalım. Mısır'a ne işi var? Onu anlamadık. Kılıçdaroğlu'nun Suriye meselesi başladığından beri çiğnediği bir sakız bu. Bu da gene tekrar, evet, söylüyorum. Niye? Bak, tekrar söylüyorum. Bu Mısır sevdası. Adam gibi bir tavır ortaya koyamadığı için böyle aldatmaca ifadelerle işi götürmeye çalışıyor. Şimdi bak, affedersin, Kılıçdaroğlu'nun kafası mı çalışıyor sadece? Yani bugün Türkiye yönetenler hiçbirisi bizim Suriye ile Mısır'la işbirliğimizin veya diyalogumuzun iyi olması halinde bizim daha menfaatimizin iyi olacağını bilmiyor da sadece Kılıçdaroğlu mu biliyor? Burada bir aldatmaca var, onu söyleyeyim yalnız, bu çok önemli. Türkiye şu anda Mısır'la veya Suriye ile rejimle istemediği için, onları sevmediği için, işte onların dediği gibi diyalog kurmak istemediği için diyalog kurmuyor değil. Burayı ben netleştirelim. Bir, Türkiye'nin bir kere çok onurlu, çok ilkeli bir duruşu var bu uluslararası ilişkilerde. Onunla ilgili bir tane şeyim var. Evet. Çok önemli. Mısır'da da bu geçerli, Birleşik Arap Emirlikleri'de de geçerli, Suriye'de geçerli. Türkiye insani ve hak üzere ve demokrasi üzerine, insan hakları üzerine bir şey izliyor. Şimdi bu karşınızda Mısır'da bu yoksa tavrını koyuyor. Ama ilişkilerin yürümesi sadece illa bu tavırla alakalı değil. Yani şöyle değil, Türkiye oraya darbeden sonra tavrı koyduğu için şey kopuk değil. Ben sana bir soru sorayım bu sefer. Sevmediği için, işte onların dediği gibi diyalog kurmak istemediği için diyalog kurmuyor değil. Burayı ben netleştirelim. Bir, Türkiye'nin bir kere çok onurlu, çok ilkeli bir duruşu var bu uluslararası ilişkilerde. Onunla ilgili bir tane şeyim var. Evet. Çok önemli. Mısır'da da bu geçerli, Birleşik Arap Emirlikleri'de de geçerli, Suriye'de geçerli. Türkiye insani ve hak üzere ve demokrasi üzerine, insan hakları üzerine bir şey izliyor. Şimdi bu karşınızda Mısır'da bu yoksa tavrını koyuyor. Ama ilişkilerin yürümesi sadece illa bu tavırla alakalı değil. Yani şöyle değil, Türkiye oraya darbeden sonra tavrı koyduğu için şey kopuk değil. Ben sana bir soru sorayım bu sefer. Sor. Elini vicdanına koy. Acaba bugün Türkiye Mısır'la, ya arkadaş gel, her şeyi bir kenara. Bırakalım her şeyi bir kenara. Bak, bizim dışımızda başka bir anlaşma yaptın, zarara uğradın şeyde, Doğu Akdeniz'de. Tamam mı? Suriye'de öyle. Gelin biz bırakalım her şeyi bir kenara. Biz kendi aramızda bir anlaşma yapalım. Sizin ve bizim uluslarımızın çıkarları da olsa bir anlaşma yapalım dedi Türkiye. Tamam mı? Ve hakikaten ikisinin doğru anlaşma yapması ikisi için de geçerli. Uluslararası çıkar açısından. Mısır bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapabilir mi? Mısır özgür bir ülke değil ki, nasıl yapsın? Suriye rejimi bunu yapabilir mi?
Yapamaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok yani, bak. Aslında ben de belki de aynı yere geldik Nuh abi. Yani ben de onu kastediyorum. Mümkün zaten. Değil, yapamaz. Yapamaz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bunu teyit için. Çok önemli, ismi burada şey yapmaya gerek yok. Üst düzey, bugün Türkiye'de yöneticilerden birisinden birebir dinlediğim bir şey. Biz diyor, bu Cumhurbaşkanı seviyesinde değil mi? Daha alt seviyede bir yönetici, yöneten birisi. Ne zaman diyor, Suriye ile de Mısır'da da bakın, ne zaman bir şey yapsak, alt seviyede bir işbirliğine yönelik bir görüşme yapsak, bir karar alsak, iki gün sonra, fazla değil bak, iki gün sonra onu geri çevirtiyorlar diyor. Kim? İşte onların bağlı olduğu yerler. Bu çok evet. Önemli bir şey bu. Nitekim şeyle de oldu biliyorsun. Yani Sayın Çavuşoğlu da bu istikşafi görüşmeler öncesinde her şeyi anlaştık. Tam masaya oturacağız. Mümkün değil. İzin vermiyorlar. Saatler öncesinden ben Mısır'la anlaştım demişler. İzin vermiyorlar. Yani demişler tabii yani Yunanistan'da bir tevessül etse dahi hani bir diplomasi metodu. Hele Mısır'ınki evet, çok farklı. Mümkün değil diyorsun. Aslında, peki bunu Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Şöyle bir tanem. Buyurun. Bilmiyor mu? Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor mu? Ya bilmiyor ya o zaman o gölge... Bilmemesi mümkün değil abi. O zaman o gölge sahipleri bunu da oynatıyor demektir. Bu kadar basit. Yani başka ihtimal yok. Bu kadar basit. Şimdi sen Mısır dediğin zaman bunu tabii aslında çok da uzun. Ben orada harcamak istemiyorum. Senin de çok o yorumlarını alacağım. Farklı konular var. Ama şunu unutmamak lazım. Ben anlatayım onu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşıyor. Tamam mı? Ben aşağı yukarı 18 yılımı o bölgede geçirdim. Biliyorum. Arap Emirliklerle İsrail'in anlaşmasında normal şartlar altında değil sadece bir Haliç ülkesi Emirlikler, hiçbir Orta Doğu Arap ülkesinin İsrail anlaşmasının arkasında siyasi bir gerekçe yoktur. Olamaz. Halkların açısından. Biraz dedin ya sen, Yunanistan'ın dış politikasında asla aynen. Türkiye kardeşimiz deme şansın yok. Çünkü asıl problem 1453'te başladı dedik ya. İşte Megole idealler falan filan. Helen emperyalizm falan. Bunlara geçelim. Sonuçta da Siyonizmle Arap halklarını, Müslüman halkları bir yere getiremezsin. Siyonist İsrail'den bahsediyor. Elbette, elbette. Çok peki çok basit, nasıl çok oluyor? Basit. Bunu anlamayan kozalaklara soruyorum. Kim anlamıyorsa onlar kozalaktır çünkü. Siyaset de yapmayacaksın, köşede yazmayacaksın. Birliklerle İsrail'i bir araya getiren... Halkın iradesi mi? Halkın iradesi mi? Faydaları ne olabilir? Yani Haliç'te ne gücü var? Haliç'le ne alakası var İsrail'in? Veyahut da Emirliklerin... İsrail'de ne işi var? Yani hepi topu 3-5 milyonluk bir ülke, askeri gücü olmayan, yani bizim Konyalısının yarısı kadar bir çok yerden bahsediyoruz. Şimdi bu demek ki bence Başkan Erdoğan'ın burada artık bıktık derken kastettiği bu. Türkiye'nin diğerlerden çektiği bir farklı olarak bir dış politika algısı var. Bu da onlara çok ters geliyor. Ters yıllar gelir, boyunca emperyaller tüm dünyaya sömür, barış benim. Demokrasi ama sömür devam et. Böyle bir dünya yok artık. Ve bunlara sürekli bunların yüzüne ayna tutan ve suratla çarpan bir Erdoğan var. Sen çıkıp da dünyaya dünya beşten büyüktür dersen. Enerjiyi paylaşma. Enerjiyi Afrika ülkeleriyle de paylaş. Herkes elektrik alacak. Açlık diye bağırırsan emperyalist ne kadar alçak olduklarını sürekli suratla söylersen yapacağım bu. Bir de iddialı bir adamsın. Tabii ki. Tabii İddian ki. Var ortada. Tabii bir ki. Meydan okuman var. Bir de köklerin çok geniş. Bu kadar bir Türkiye gibi görünüyor. Ama milyonlarca kilometreye etkisi olan bir devsin. Kesinlikle. Aslında. Onlar da onun farkında. O yüzden bu anlaşmaları... En büyük korkular o zaten. Şimdi Mısır ile İsrail. Mısır ile Yunanistan sor. Elini vicdanına koy. Acaba bugün Türkiye Mısır'la... Ya arkadaş gel her şeyi bir kenara. Bırakalım her şeyi bir kenara. Bak bizim dışımızda başka bir anlaşma yaptın. Zarara uğradın şeyde Doğu Akdeniz'de. Tamam mı? Suriye'de öyle. Gelin biz bırakalım her şeyi bir kenara. Biz kendi aramızda bir anlaşma yapalım. Kendi sizin ve bizim uluslarımızın çıkarları da olsa bir anlaşma yapalım dedi Türkiye. Tamam mı? Ve hakikaten ikisinin doğru anlaşma yapması ikisi için de geçerli. Uluslararası çıkarlar açısından. Mısır bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapabilir mi? Mısır özgür bir ülke değil ki nasıl yapsın? Ya Suriye rejimi bunu yapabilir mi? Yapamaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok yani, bak. Aslında ben de belki de aynı yere geldik Nuh abi. Yani ben de onu kastediyorum. Mümkün zaten. Değil, yapamaz. Yapamaz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bunu teyit için. Çok önemli. İsmi burada şey yapmaya gerek yok. Üst düzey bugün Türkiye'de yöneticilerden birisinden birebir dinlediğim bir şey. Biz diyor bu Cumhurbaşkanı seviyesinde değil mi? Daha alt seviyede bir yönetici yöneten birisi. Ne zaman diyor Suriye ile de Mısır'da da bakın ne zaman bir şey yapsak alt seviyede bir işbirliğine yönelik bir görüşme yapsak, bir karar alsak,
İki gün sonra, fazla değil bak, iki gün sonra onu geri çevirttiler diyor. Kim? İşte onların bağlı olduğu yerler. Bu çok evet. Önemli bir şey bu. Nitekim şeyle de oldu biliyorsun. Yani Sayın Çavuşoğlu da bu istikşafi görüşmeler öncesinde her şeyi anlaştık. Tam masaya oturacağız. Mümkün değil. İzin vermiyorlar. Saatler öncesinden ben Mısır'la anlaştım demişler. İzin vermiyorlar. Yani demişler tabii yani Yunanistan'da bir tevessül etse dahi hani bir diplomasi metodu. Hele Mısır'ınki evet, çok farklı. Mümkün değil diyorsun. Aslında, peki bunu Kılıçdaroğlu bilmiyor mu bu yolculuğunu? Şöyle bir buyurun. Bilmiyor mu? Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor mu? Ya bilmiyor ya o zaman o gölge... Bilmemesi mümkün değil o zaman abi. O gölge sahipleri bunu da oynatıyor demektir. Bu kadar basit. Yani başka ihtimal yok. Bu kadar basit. Şimdi sen Mısır dediğin zaman bunu tabii asla çok da uzun. Ben orada harcamak istemiyorum. Senin de çok o yorumlarını alacağım. Farklı konular var. Ama şunu unutmamak lazım. Ben anlatayım onu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşıyor. Tamam mı? Ben aşağı yukarı 18 yılımı o bölgede geçirdim. Biliyorum. Arap Emirliklerle İsrail'in anlaşmasında normal şartlar altında değil sadece bir Haliç ülkesi Emirlikler, hiçbir Orta Doğu Arap ülkesinin İsrail anlaşmasının arkasında siyasi bir gerekçe yoktur. Olamaz. Halkların açısından. Biraz dedin ya sen, Yunanistan'ın dış politikasında asla aynen. Türkiye kardeşimiz deme şansın yok. Çünkü asıl problem 1453'te başladı dedik ya. İşte Megole idealler falan filan. Helen emperyalizm falan. Bunları geçelim. Sonuçta da Siyonizmle Arap halklarını, Müslüman halkları bir yere getiremezsin. Siyonist İsrail'den bahsediyor. Elbette, elbette. Çok peki çok basit, nasıl çok oluyor? Basit. Bunu anlamayan kozalaklara soruyorum. Kim anlamıyorsa onlar kozalaktır çünkü. Siyaset de yapmayacaksın, köşede yazmayacaksın. Birliklerle İsrail'i bir yere getiren... Halkın iradesi mi? Halkın iradesi faydaları mi? Ne olabilir? Yani Haliç'te ne gücü var? Haliç'le ne alakası var İsrail'in? Veyahut da Emirliklerin... İsrail'de ne işi var? Yani hepi topu 3-5 milyonluk bir ülke, askeri gücü olmayan, yani bizim Konya'sının yarısı kadar bir çok yerden bahsediyoruz. Şimdi bu demek ki bence Başkan Erdoğan'ın burada artık bıktık derken kastettiği bu. Türkiye'nin diğerlerden çektiği bir farklı olarak bir dış politika algısı var. Bu da onlara çok ters geliyor. Ters yıllar gelir, boyunca emperyaller tüm dünyaya sömür, barış benim. Demokrasi ama sömür devam et. Böyle bir dünya yok artık. Ve bunlara sürekli bunların yüzüne ayna tutan ve suratla çarpan bir Erdoğan var. Sen çıkıp da dünyaya dünya beşten büyüktür dersen. Enerjiyi paylaşma. Enerjiyi Afrika ülkeleriyle de paylaş. Herkes elektrik alacak. Açlık diye bağırırsan emperyalistlere kadar alçak olduklarını sürekli suratla söylersen yapacağım bu. Bir de iddialı bir adamsın. Tabii ki. Tabii İddian ki. Var ortada. Tabii bir ki. Meydan okuman var. Bir de köklerin çok geniş. Bu kadar bir Türkiye gibi görünüyor. Ama milyonlarca kilometreye etkisi olan bir devsin. Kesinlikle. Aslında. Onlar da onun farkında. O yüzden bu anlaşmaları... En büyük korkular o zaten. Şimdi Mısır'la İsrail. Mısır'la Yunanistan. Bak şeyden sonra Sisi dönemiyle birlikte o refah kapısı meselesi de kapandı mesela. Herhalde. Zaten darbe onu için yaptılar abi. Uslu hale getirdiler. Tabii dediler ki sen bizim kulumuz, kölemiz ol. Sen Orta Doğu'da bir maşada sen ol. Türkiye'ye bile karşı bir hareket yaparken seni biz kullanırız ileride diye... Sisi'yi destekleyip orada iktidarı kalmaz. Asla kendi başına adım atamaz. Asla. O yüzden bunu Mısır'da niye anlaşıyorsunuz? Ya, ya onu insan, orada oturturlar mı ya? Yani böyle bir olabilir mi? Mısır'la anlaşsaydık yazmış işte. Diyor ki bak bu cümleyi oturup bitiriyorum. Diyor ki bizim açımızdan en kötü senaryo söz konusu anlaşmayı Yunanistan'la Mısır yapmasıydı. Yaptılar. Bunu sözcüğün arka tarafı yazıyor. Sen, bak şeyden sonra Sisi dönemiyle birlikte o refah kapısı meselesi de kapandı mesela. Herhalde. Zaten darbe onu için yaptılar abi. Uslu hale getirdiler. Tabii dediler ki sen bizim kulumuz, kölemiz ol. Sen Orta Doğu'da bir maşada sen ol. Türkiye'ye bile karşı bir hareket yaparken seni biz kullanırız ileride diye Sisi'yi destekleyip orada iktidarı kalmaz. Asla kendi başına adım atamaz. Asla. O yüzden bunu Mısır'da niye anlaşıyorsunuz? Ya, ya onu insan, orada oturturlar mı ya? Yani böyle bir olabilir mi? Mısır'la anlaşsaydık yazmış işte. Diyor ki bak bu cümleyi oturup bitiriyorum. Diyor ki bizim açımızdan en kötü senaryo söz konusu anlaşmayı Yunanistan'la Mısır yapmasıydı. Yaptılar. Bunu sözcüğün arka tarafı yazıyor. Bu ihvan kafası devam edersek gün batımız ulaşılır. Ben de el alem tüm zenginliği Mısır'la paylaşır. Bize de koçanı kalır diyor. Şimdi bu koçan kafayla yazarsan i̇şte bunları. İşte o koçan. Ya Mısır'la anlaşamadığımız bak diyor bak kavgamız zaten emperyalerin bunlu gölgeleriyle. Mısır'a abi tek bak. Bunu atmaya çalışıyoruz. Abi tekrar söylüyorum. O da gelmiş Mısır'la anlaşsak bu iş biterdi diyor. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin zaten konumu, durumu, izlediği ilke ortada, tamam mı? Yani Türkiye bir kere bu tür konularda insan haklarına ve demokrasiye
halkın iradesine iradesini ölçü alıyor, tamam mı? Evet. Bu ortada. Ama şu andaki bu dediğin çiğnenen sakız için söylüyorum. Türkiye'nin Mısır'la anlaşması şu ortamda Türkiye'nin iradesiyle alakalı bir şey değil. Değil. Tamam, tamam. Bu konuda anlaştık. Bu kadar net yani. Yani asla adım atamazlar. Senin sorunun cevabını almak lazım. Yani bunu bilmiyorlar mı diye mümkün soruyorsun. Mümkün değil bilmemeleri. Heh. Bir de şu cümleyi de şey yapalım. Bu normalleşme diyor ya, hani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır'la bir sefer. Bu normalleşme falan değil. Böyle çok çirkin bir burada şey yapılıyor. Algı operasyonu yapılıyor. Bu normalleşme falan değil. Normalleşme şudur. Ya sen oradasın, ben buradayım. Gel ikimiz beraber, ikimizin ortak çıkarlarının buluştuğu bir yerde buluşalım. Bu da normalleşme. Bu ne? Bu ben aşağı asla olmak istemem ama Birleşik Arap Emirlikleri orayım. Sen ya, olma, ben olayım neyse. Tamam, benim kalkıp da oraya gelmemdir bu şu andaki. Bu normalleşme falan. Onun kucağına oturma. Bu şeydir bu. Bu işgaldir bu. Yani o normalleşme falan değil bu. Dolayısıyla halkın burada şey olamaz. Evet. Asla ve asla iradesi olamaz. Onlara oyna diyorlar. Onlar da oynuyorlar. Aynen. Sonuçta. Amerikan şeyi bu normalleşme. Gücü hala yetiyor maalesef. Bu normalleşmenin şeyi Washington'da yapılacak, düşünebiliyor musunuz? Eylül'de. Ya, bunun töreni Washington'da yapılacak ya. Nasıl bir şeyse bu. Evet, şimdi gene istihdata dönelim. Buradan atlayalım. Madem CHP'yi de konuştuk, buradan devam edelim. CHP ile ilgili birkaç videom var. Onlara geçeceğim. İç siyasette bunu biliyorsunuz zaten. Kaldığı yerden devam ediyordu. İç siyasette Mısır meselesi vardı. Bir de bize çözüm önermişti Kılıçdaroğlu. Bu arada şeyde de Faik Öztrak'ta dün bir konuşması vardı. İlginç bir konuşmaydı. Arkadaşlarınız varsa bir, yani işlere sahip çıkıyordu. Bu şeyle ilgili. Ben aslında meseleyi şöyle anlatayım da o videoya geçmeden önce. Onunla ilgili birkaç cümle alayım senden. Daha önce bir ucundan konuştuk. Barolarla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda barolarla ilgili bir açıklama yaptı, evet, biliyorsun. Evet, evet. Bu işte şeyin, bu teröristin desteklemeye giden yolu kesmek lazım. Ve daha bir buna da temel dediler ki ne kadar despot bir ifade bu. Yani hukuka müdahale falan gibi bahsettiler. Yani burada bir de hak ve adalet meselesinde. Bununla ilgili birkaç bir şey söyle. Ondan sonra videoda sana soracaklarım var, ne tamam. Demek istediğini. Ben bir şey, şöyle bir anekdot anlatayım sana abi. Geçen bir önceki programımızda, program kapanırken böyle bir cümle laf ettim ama tam, evet, anlaşılmak çok sonuna önemli. Doğru, şey. Evet, çok, evet, önemli. Evet. Bu avukatlık meselesini gidip teröristi savunuyorlar. Bilmem saçma sapan insanları savunuyorlar. Bunu eleştirince de bunu işte doktorların yemini gibi bir şey, savunma hakkı kutsaldır ama şeye sığdırıyorlar, biliyorsunuz. Bu şeyler bunu ama savunma hakkı kutsaldır ama diyorlar. Tabii. Oraya bağlı. Savunma hakkının kutsallığını teptikleri bir yer var abi, biliyor musun? Tek bir yer var. Neresi orası biliyor musun? 60'ta darbe yapılıyor. Menderes'i ve diğer Demokrat Parti yöneticilerini yasada tıkıyorlar, tamam mı? Uzun bir işte o malum ittihanama falan şeylerin, komedilerinden sonra savunma, yani mahkemeye sıra gelecek, sözde mahkemeye. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu toplanıyor, bir karar alıyor. İfadeyi sana yanlış söylemeyeyim abicim, ifadeyi bizzat söyleyeyim. İstanbul Barosu'nun İstanbul Barosu açıklaması. Yönetim Kurulu karar alıyor. Hı hı. Hiç kimse Düşüklerin davasını almayacak. Kim bu Düşükler? Menderes. Davasını almayacak diye karar alıyor abi. Çok alçakça bir ifade. Tamam. Ben bunu, bak bu rastgele bir şey değil. Ben biliyorsun Burhan Apaydın şeyin avukatıydı Menderes'in. Hı hı. Onun eşi hanımefendi hala hayatta şimdi, Allah uzun ömür versin. Onu aradım, onunla konuştum ben. Onun plakasını dinledim hatta. Bunun üzerine Berin Hanım'la Yüksel Menderes yana yakıla Burhan Apaydın arıyorlar, telefon ediyorlar. Çünkü onunla... Bu ihvan kafası devam edersek gün batımız ulaşılır. Ben de el alem tüm zenginliği Mısır'a paylaşır. Bize de koçanı kalır diyor. Şimdi bu koçan kafayla yazarsan i̇şte bunları... O koçan... Ya Mısır'la anlaşamadığımız... Bak, diyorum ki kavgamız zaten emperyalerin bunlu gölgeleriyle. Mısır'a abi tek, bak, bunu atmaya çalışıyoruz. Abi tekrar söylüyorum. O da gelmiş Mısır'la anlaşsak bu iş biterdi diyor. Bak tekrar söylüyorum. Türkiye'nin zaten konumu, durumu, izlediği ilke ortada, tamam mı? Yani Türkiye bir kere bu tür konularda insan haklarına ve demokrasiye, halkın iradesine iradesini ölçü alıyor, tamam mı? Evet. Bu ortada. Ama şu andaki bu dediğin çiğnenen sakız için söylüyorum. Türkiye'nin Mısır'la anlaşması şu ortamda Türkiye'nin iradesiyle alakalı bir şey değil. Değil. Tamam, tamam. Bu konuda anlaştık. Bu kadar net yani. Yani o asla adım atamazlar. Senin sorunun cevabını almak lazım. Yani bunu bilmiyorlar mı diye mümkün soruyorsun. Mümkün değil bilmemeleri. Heh. Bir de şu cümleyi de şey yapalım. Bu normalleşme diyorlar ya, hani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır'la bir sefer. Bu normalleşme falan değil. Böyle çok çirkin bir burada şey yapılıyor. Algı operasyonu yapılıyor. Bu normalleşme falan değil. Normalleşme şudur. Ya sen oradasın, ben buradayım. Gel ikimiz beraber, ikimizin ortak çıkarlarının buluştuğu bir yerde buluşalım.
Bu da normalleşme. Bu ne? Bu ben aşağı asla olmak istemem ama Birleşik Arap Emirlikleri orayım, sen ya, olma ben olayım neyse. Tamam, benim kalkıp da oraya gelmemdir bu şu andaki. Bu normalleşme falan, onun kucağına oturma, bu şeydir bu. Bu işgaldir bu. Yani onlara... Bu normalleşme falan değil bu. Dolayısıyla halkın burada şey olamaz. Evet. Asla ve asla iradesi olamaz. Onlara oyna diyorlar. Onlar da oynuyorlar. Aynen. Sonuçta. Amerika'nın şeyi bu normalleşme. Hala yetiyor maalesef. Bu normalleşmenin şeyi Washington'da yapılacak, düşünebiliyor musunuz? Eylül'de. Bunun töreni Washington'da yapılacak ya. Nasıl bir şeyse bu. Evet, şimdi gene istihdata dönelim. Buradan atlayalım. Madem CHP'de konuştuk, buradan devam edelim. CHP ile ilgili birkaç videom var. Onlara geçeceğim. İç siyasette bunu biliyorsunuz zaten. Kaldığı yerden devam ediyordu. İç siyasette Mısır meselesi vardı. Bir de bize çözüm önermişti Kılıçdaroğlu. Bu arada şeyde de Faik Öztrak'ta dün bir konuşması vardı. İlginç bir konuşmaydı. Arkadaşlarınız ararsa yani işlere sahip çıkıyordu. Bu şeyle ilgili bak. Ben aslında meseleyi şöyle anlatayım da o videoya geçmeden önce. Onunla ilgili birkaç cümle alayım senden. Daha önce bir ucundan konuştuk. Barolarla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda barolarla ilgili bir açıklama yaptı, evet, biliyorsun. Evet, evet. Bu işte şeyin, bu teröristin desteklemeye giden yolu kesmek lazım. Evet. Daha bir buna da temel dediler ki ne kadar despot bir ifade bu. Yani hukuka müdahale falan gibi bahsettiler. Yani burada bir de hak ve adalet meselesinde. Bununla ilgili birkaç bir şey söyle. Ondan sonra videoda sana soracaklarım var, ne tamam. Demek istediğini. Ben bir şey, şöyle bir anekdot anlatayım sana abi. Geçen bir önceki programımızda program kapanırken böyle bir cümle laf ettim ama tam evet. Anlaşılmak çok sonuna önemli. Doğru, şey. Evet. Çok evet. Önemli. Evet. Bu avukatlık meselesini gidip teröristi savunuyorlar. Bilmem saçma sapan insanları savunuyorlar. Bunu eleştirince de bunu işte doktorların yemini gibi bir şey, savunma hakkı kutsaldır ama şeye sığdırıyorlar biliyorsunuz. Bu şeyler bunu ama savunma hakkı kutsaldır ama diyorlar. Tabii. Oraya bağlı. Savunma hakkının kutsallığını teptikleri bir yer var abi, biliyor musun? Tek bir yer var. Neresi orası biliyor musun? 60'ta darbe yapılıyor. Menderes'i ve diğer Demokrat Parti yöneticilerini yasada tıkıyorlar. Tamam mı? Uzun bir işte o malum ittihamat, mittihame falan şeylerinin, komedilerinden sonra savunma, yani mahkemeye sıra gelecek, sözde mahkemeye. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu toplanıyor, bir karar alıyor. İfadeyi sana yanlış söylemeyeyim abicim, ifadeyi bizzat söyleyeyim. İstanbul Barosu'nun İstanbul Barosu açıklaması. Yönetim Kurulu karar alıyor. Hı hı. Hiç kimse düşüklerin davasını almayacak. Kim bu düşükler? Menderes. Davasını almayacak diye karar alıyor abi. Çok alçakça bir ifade. Tamam. Ben bunu, bak bu rastgele bir şey değil. Ben biliyorsun Burhan Apaydın şeyin avukatıydı Menderes'in. Hı hı. Onun eşi hanımefendi hala hayatta şimdi, Allah uzun ömür versin. Onu aradım, onunla konuştum ben. Onun plakasını dinledim hatta. Bunun üzerine Berin Hanım'la Yüksel Menderes yana yakıla Burhan Apaydın arıyorlar, telefon ediyorlar. Çünkü onunla daha öncesinden bir ailecek tanıdık şeyler olduğu için, yani bir diyaloglar olduğu için onu arıyorlar avukat olarak. Baronun böyle bir kararı var yani. Savunacak doktor, avukat bulamıyorlar yani. Menderes'i. Yanılacak şey değil. Evet. O da yalnız şunu söyleyeyim. Yani böyle Burhan Apaydın da ideolojik veya siyasi bakımdan, her bakımdan şeyle örtüşen, görüşle örtüşen birisi değil yani Menderes'le. Doğru. Buna doğru, rağmen biliyoruz. Ben alırım diyor, alıyor. Hatta bir notu da var şeyin. Bunun üzerine hemen şeyin Cevap Bayan Hanım'ı da arıyor şeyi. Burhan Apaydın'ı bizim şey Celalbayar da savun diye, hatta onu şey yapmıyor, Gültekin Başak'a yönlendiriyor çünkü aynı kişi olmaz diye. Daha öncesinden bir ailecek tanıdık şeyler olduğu için, yani bir diyaloglar olduğu için onu arıyorlar avukat olarak. Baronun böyle bir kararı var yani, savunacak doktor, avukat bulamıyorlar yani Menderes'i. Yanılacak şey değil. Evet. O da yanlış, şunu söyleyeyim yani böyle Burhan Apaydın da ideolojik veya siyasi bakımdan, her bakımdan şeyle örtüşen, görüşle örtüşen birisi değil yani Menderes'le. Doğru. Buna doğru, rağmen biliyoruz. Ben alırım diyor, alıyor. Hatta bir notu da var şeyin. Bunun üzerine hemen şeyin Cevap Bayan Hanım'ı da arıyor şeyi. Burhan Apaydın'ı bizim şey Cevap Bayan da savun diye. Hatta onu şey yapmıyor, Gültekin Başak'a yönlendiriyor çünkü aynı kişi olmaz diye. Dolayısıyla Burhan Apaydın... O zamandan bu yana pek baro değişmemiş yani aslında. Eğer Burhan Apaydın almasaydı bir yiğitlik gösterip, ki ama onu da cezalandırıyor. Kaç sefer şeye soktular onu da, o şey, yargılama esnasında o cezasını verdiler onu. Bu bahsettiğimiz baro, böyle bir baro. Menderes'in savunmasını üyelerine, avukatlara yasaklama kararı, yönetim kurulu kararı alan bir baro bu baro. Geçen o kanun çıkması esnasında
Bir sürü şey yani numara çektiler, tamam mı? Hepsi hikaye bunların. Bunlar ve o günkü baro neyse şu andaki baro aynı. Aynen CHP, o günkü CHP neyse bugünkü CHP aynı olduğu yani gibi. Yani oraya çöreklenen o faşist antistatiko zihniyeti, o darbeci zihniyet değişmemiştir diyorsun. Aynı. Bakın, İstanbul Barosu'ndan bahsediyoruz tabii. Bütün CHP'li baroların aynı kapsa... bunlar. Çünkü bunlar zaten beraber yürüyorlar çünkü. Evet. Bütün baroları tabii, Türkiye'deki tüm baroları kapsamıyor tabii. İstanbul Barosu'ndan bahsediyoruz. Ve buna benzerleri de var. Tabii, sadece burası değil. Çünkü bir sürü içinde bazı baroların içerisinde bir sürü. Bu baronun üyelerinde de iyi değil. Yani, onları kastetmiyorum. Ben baronun, evet. Hani demiştik ya CHP darbenin ruhu, darbecinin ruhudur diye. Evet. Bunlar da CHP'nin ruhu işte bunlar. İşte o zamanki baro, o darbeci. Aynı baro işte bu. O CHP'deki, CHP'nin taşıdığı o darbeci ruhu taşıdığı dönemlerde yine CHP'nin barosu olan, arka kapısı olan. Aynı baro işte bu. Aynı darbeci kafa bu. Aynı. Ama yani şu var. İnanılmayacak bir şey. Yani bu bir baro. Şimdi gene savunmaları şu. Biz haberimiz yoktu. Daha doğrusu zorla geldiler. Zorla astılar. Kim? Falan gibi. O teröristler gelmişler. Allah Allah. Baronun içine girmişler. Pankartlara dev gibi hazırlamışlar. Biraz aşağı sarkıtmışlar. Daha sonra bunlar da daha emniyet gelmeden, haberi olmadan da bunlar içeride. Bir mücadeleyle yani aslında baro içeride darbe yapmış. İyi de peki abi. Teröristler darbe yapmışlar. Sadece o afiş midir? Baronun şeyi, sabıkası sadece afiş midir? Afişi yani, attık. Bunu abi çok inandırıcı gelmiyor. Tamam, afişi attık bir kenara. Saçma sapan bir geriye şey geriye kalan izledikleri yol, yöntem çok mu millidir yani? Çok mu bu milletin yanındadır asla yani? Asla olmadılar. O zaman o savunmanın da bir anlamı devam. Bu timtik midir işte o ölen teröristle şey, ilgili tamam işte. Savunmaları aynen devam ediyor. Teröristi savunuyor, Menderes savunmuyor. Savunmak için karar alıyor. Ya bu da değişen dolayısıyla bir şey. Dolayısıyla o afiş meselesi bence bir ayrıntı ya. Yani bunlar zaten durumu belli. Peki o zaman madem böyle efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormuşlar. Demişler siz bu haksızlık, adaletsizlik daha doğrusu teröristlerle, teröristleri desteklediğinizi söylüyorlar. Yani ben Allah Allah. Onlardan bir tanesini söyleyen de benim, onu söyleyeyim. Yani çok yakıştırma olmuş tam, yani. Ne tam, alaka ya? Tabii, tam teröristle bir bu CHP. Ülkede HDP PKK uzantısı bu ülkede bu dersi alırken bu parlamento bunlardan kurtulma üzereyken bunlara can suyu olan CHP'dir. Onu baştan söyleyeyim. Yani başından beri can suyu olandır. Herkesi soktuk, o da geldi falan filan diye. Şimdi ortakları. Ortakları da hani şu var. Yarımdadır ama arkamdadır görünme diye utandıkları bir evlilik var aralarında. Bir gayrimeşru ilişki var. Tabii gayrimeşru ilişki var. Bu bir gerçek. Bunu da söyleyemiyorlar. Şimdi biraz zorlanıyor gerçi yani. Zorlanıyorlar ama bir gerçek. No abi yani bunun bin defa adamlar, onlar da söyledi. HDP'li eş başkanlar diye diyorlar ya. Onlar çıktılar dediler ki. Bir Akşener bilmiyor bunu. Hepsi biliyor. Bir Akşener'in haberi yok. Akşener de öyle bir dönüş yaptı ki başımız döndü. Hani saatte 180 km hızla virajı alırken plakanı okursun ya çok hızlı döndüğün için. Onun gibi çok hızlı dönüş yaptı. Bir taraftan arka plakayı tabii. Tabii arka plakayı okursan tabii. Çok hızlı döndüğün zaman. Şimdi bu HDP meselesi daha önce söylemiş Kürt siyasi hareketinin bir partisidir diye. Sonra çıktı son günlerde dedi ki bu aslında HDP PKK'nın uzantısıdır dedi. Öyle de böyle ortağınız. Bunu kimse bu kayın içinde duruyor. Aynen. O uzakta duruyor, ben burada duruyorum. Yok öyle şey. Sormuşlar böyle bir ilişkiniz var diye. Kılıçdaroğlu YPG silah doğrultmadıktan sonra problem yoktur. YPG kendi aklını koruyan bir gruptur, örgüttür. Biz ona terörist diyemeyiz laftır unuttuk. Hepsi geçti gitti. Veyahut da biz hapishanelerde efendim PKK'lıyı da ziyaret ettik falan, onları da unuttuk. Siyasi ezginleri de unuttuk. PKK cenazelerinde gözyaşı döken veyahut da oraya giden, ziyaret eden CHP'li vekilleri de unuttuk. Öztürk hepsine sert bir cevap vermiş. Dinleyelim ne demiş. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Burhan Afan'ın... O zamandan bu yana pek baro değişmemiş yani aslında. Eğer Burhan Afan'ı almasaydı bir yiğitlik gösterip ki ama onu da cezalandırıyor. Kaç sefer şeye soktular onu da yargılama esnasında o cezasını verdiler onu. Bu bahsettiğimiz baro böyle bir baro. Menderes'in savunmasını üyelerine, avukatlara yasaklama kararı, yönetim kurulu kararı alan bir baro bu baro. Geçen o kanun çıkması esnasında bir sürü şey yani numara çektiler, tamam mı? Hepsi hikaye bunların. Bunlar ve o günkü baro neyse şu andaki baro aynı. Aynen CHP, o günkü CHP neyse bugünkü CHP aynı olduğu yani gibi. Yani oraya çöreklenen o faşist antistatiko zihniyeti, o darbeci zihniyet değişmemiştir diyorsun. Aynı. Bakın, İstanbul Barosu'ndan bahsediyoruz tabii. Bütün CHP'li baroların aynı bunlar. Çünkü bunlar zaten
beraber yürüyorlar çünkü. Evet. Bütün baroları tabii Türkiye'deki tüm baroları kapsamıyor tabii. İstanbul Barası'ndan bahsediyoruz. Ve buna benzerleri de var. Tabii, sadece burası değil. Çünkü bir sürü içinde baroların, bazı baroların içerisinde bir sürü. Bu baronun üyelerinde de iyi insan olabilir. Yani, onları kastetmiyorum. Ben baronun, evet. Hani demiştik ya CHP darbenin ruhu, darbecinin ruhudur diye. Evet. Bunlar da CHP'nin ruhu işte bunlar. İşte o zamanki baro, o darbeci. Aynı baro işte bu. O CHP'deki, CHP'nin taşıdığı o darbeci ruhu taşıdığı dönemlerde yine CHP'nin barosu olan, arka kapısı olan. Aynı baro işte bu. Aynı darbeci kafa bu. Aynı. Ama yani şu var, inanılmayacak bir şey yani bu bir baro. Şimdi gene savunmaları şu, biz haberimiz yoktu. Daha doğrusu zorla geldiler, zorla astılar. Kim? Falan gibi. O teröristler gelmişler. Allah Allah. Baronun içine girmişler, pankartları dev gibi hazırlamışlar. Biraz aşağı sarkıtmışlar. Daha sonra bunlar da daha emniyet gelmeden, haberi olmadan da bunlar içeride. Bir mücadeleyle yani aslında baro içeride darbe yapmış. İyi de peki abi sadece teröristler darbe yapmışlar. Sadece o afiş midir baronun şeyi sabıkası sadece afiş midir? Afişi yani, attık. Bunu abi çok inandırıcı gelmiyor. Tamam afişi attık bir kenara. Saçma sapan bir şey geriye söylemiş. Kalan izledikleri yol yöntem çok mu millidir yani? Çok mu bu milletin yanındadır asla yani? Asla olmadılar. O zaman o savunmanın da bir anlamı devam. Bu timtik midir işte o ölen teröristle aynı şey, ilgili tamam işte. Savunmaları aynen devam ediyor. Teröristi savunuyor, Menderes savunmuyor. Savunmamak için karar alıyor. O da değişen dolayısıyla bir şey. Dolayısıyla o afiş meselesi bence bir ayrıntı ya. Yani bunların zaten durumu belli. Peki o zaman madem böyle efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormuşlar. Demişler siz bu haksızlık, adaletsizlik daha doğrusu teröristlerle teröristleri desteklediğinizi söylüyorlar. Yani ben Allah Allah. Onlardan bir tanesini söyleyen de benim onu söyleyeyim. Yani çok yakıştırma olmuş tam, yani. Ne alaka ya tam, teröristle bir bu CHP. Ülkede HDP PKK uzantısı bu ülkede bu dersi alırken bu parlamento bunlardan kurtulma üzereyken bunlara can suyu olan CHP'dir. Onu baştan söyleyeyim. Yani başından beri can suyu olandır. Herkes soktuk o da geldi falan filan diye. Şimdi ortakları. Ortakları da hani şu var. Yarımdadır ama arkamdadır görünme diye utandıkları bir evlilik var aralarında. Bir gayrimeşru ilişki var. Tabii gayrimeşru ilişki var. Bu bir gerçek. Bunu da söyleyemiyorlar. Şimdi biraz zorlanıyor gerçi yani. Zorlanıyorlar ama bir gerçek. Nuh abi yani bunu bin defa adamla onlar da söyledi. HDP'li eş başkanlar diye diyorlar ya. Onlar çıktılar dediler ki. Bir Akşener bilmiyor bunu. Hepsi biliyor. Bir Akşener'in haberi yok. Akşener de öyle bir dönüş yaptı ki başımız döndü. Hani saatte 180 km hızla virajı alırken plakanı okursun ya çok hızlı döndüğün için. Onun gibi çok hızlı dönüş yaptı. Bir taraftan arka plakayı tabii. Tabii arka plakayı okursan tabii. Çok hızlı döndüğün zaman. Şimdi bu HDP meselesi daha önce söylemiş Kürt siyasi hareketinin bir partisidir diye. Sonra çıktı son günlerde dedi ki bu aslında HDP PKK'nın uzantısıdır dedi. Öyle de böyle ortağınız. Bunu kimse bu kayın içinde duruyor. Aynen. O uzakta duruyor ben burada duruyorum. Yok öyle şey. Bu sormuşlar böyle bir ilişkiniz var diye. Kılıçdaroğlu YPG silah doğrultmadıktan sonra problem yoktur. YPG kendi aklını koruyan bir gruptur, örgüttür. Biz ona terörist diyemeyiz laftır unuttuk. Hepsi geçti gitti. Veyahut da biz hapishanelerde efendim PKK'lıyı da ziyaret ettik falan onları da unuttuk. Siyasi ezginleri de unuttuk. PKK cenazelerinde gözyaşı döken veyahut da oraya giden, ziyaret eden CHP'li vekilleri de unuttuk. Öztürk hepsine sert bir cevap vermiş. Dinleyelim ne demiş. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Evet, unutma abi kurucu parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar. Haksızlığa sahip çıkar. Allah. Hukuksuzluğa sahip çıkar. Evet. Hiç oynama yok hocam. Arkasından başka cümleler de kuruyor. Ama bir tekrar ama alabilir, aslında tekrar söylemiş, alabilir miyiz? Söylemiş o gerekeni. Yani sen duymadın herhalde bunu. Duydum. Gerekeni söylemiş aslında. Yani bizim anlattığımızı çok güzel söylüyorsun. Bir daha oynatalım. Alalım bir daha. Ben anladım anladım. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar. Haksızlığa sahip çıkar. Hukuksuz partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Evet. Unutma abi kurucu parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar. Haksızlığa sahip çıkar. Allah. Hukuksuzluğa sahip çıkar. Evet. Hiç oynama yok hocam. Arkasından başka cümleler de kuruyor. Ama bir tekrar aslında, alabilir aslında tekrar söylemiş, alabilir miyiz? Söylemiş o gerekeni. Yani sen duymadın herhalde bunu. Duydum. Gerekeni söylemiş aslında. Yani bizim anlattığımızı çok güzel söylüyorsun. Bir daha oynatalım. Alalım bir daha. Ben anladım anladım. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar. Haksızlığa sahip çıkar. Hukuksuzluğa sahip çıkar. Evet. Allah söyletir biz, bir laf var biliyor musun? Allah söyletmiş. Biz boşuna darbeci demiyoruz. Diyecekler ki ya işte böyle
hani bir bazen Murat diyor ya Atarlı Ergen gibi falan diye. Yok. Bu Atarlı Ergen'le alakası yok. Hani Allah söyledi diyorsun ya, bunun halk arasındaki tabiri budur. Bu tür gaflar normalde, hani gaf dersen buna. Gaf olur. Gaf insani bir şeydir ama, bu ama öyle değil. Böyle tek tek sayarak adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa sahip çıkan buymuş. Daha önce Kılıçdaroğlu da bunu yaptı. Darbecilere de deseydi aslında tam biz ama tamam. Biz anlatıyorduk. Biz aslında yarım saat attığımızda Öztürk burada özetlemiş. Efendim adaletsizlik yapanlara biz karşı koyarız gibi tekrar cümle kurmuş ama. Yok ama doğruyu söylemiş. Biz vallahi onu tartıştık şu anda. Teröristlere aranız nasıl? Yani Canan Kaftancıoğlu malum. Değil mi? Canan Kaftancıoğlu. Bu özellikle bu ekstrem sol, çok da kibar söylüyor ya bazen kendisi. DHKPC gibi örgütleri daha önce savunmuş. Hala hazırda da bu konuda hiç başvurmayan. Hala savunuyor. Aynı zamanda PKK'lıları ve diğer örgütleri, bütün bu proje örgütlerinin arkasında olan bir kişi bu, İstanbul İl Başkanı. Sonuçta CHP'de. Ve Kılıçdaroğlu'nun özel şeyiyle geldi oraya. Tabii. Ve içerisinde birçok vekil de bugün şimdiye kadar toplu birçok kişiyi rahatsız etmesine karşın konuşmaya devam etmiş. Birçok vekilleri de var ama öyle bir şey olmaz diyor. Biz adaletsizliğe, hukuka karşıyız diyor. Devam ediyor. Peki yani sonuçta bu devam ederken tabii o külliyeyle ilgili madem CHP'den açtık bir tane daha video var. O videoyu bitirip başka konulara geçelim. Külliyeye davet edilmiş Kemal Kılıçdaroğlu adli yıl açılışı münasebetiyle. Haberi öyle aldık biz. Son şey. Tabii son, evet. Fakat davette de tabii orada bir Covid-19 testi istenmiş. Sen şeye davetli miydin abi? Ayasofya'ya. Evet. Test edildiler mi? İstediler tabii. İstediler, herkesin istiyor tabii. Yani çok da uzak da olsan, Sayın Cumhurbaşkanı da çok uzaklardır veyahut oradaki devlet erkanının neresinde olsa o fark etmez. Gidip o burnuna soktular bir sürü değil mi? Çıkarttılar bir test yaptılar, herkese yaptılar. Dediler ki yani davet tamam. Etleri, bak da, ya maskeliyim demediler, herkese yaptılar. Aynı şekilde CHP'de demişler ki yani sen de yani bilemezsin tabii, alnında yazmıyor var mı yok mu diye istemişler. Özgür Özel de tepki göstermiş. Arkadaşlar Özgür Özel'in o videosunu bir hazırlasın. Hazır galiba. Bak nasıl kızmış Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz, bunu çiğniyoruz. Vay anasını. Bu terbiyesizliği reddediyoruz. Bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın. Ucuz paramanlığa bak. Hocam valla yani şöyle söyleyeyim. Bu ben sence bir siyasinin bunu yapması terbiyesizlik ucuz değil mi? Ucuz paramanlık ve onu çizmiştim. Yani terbiyesizlik yapmayın diyor da. Tam terbiyesizlik. Yani şu an daveti geleceksin efendim, yok test istemişler bilmem ne yapacak. Yani sen kimsin? Yani nedir o? Yok iyi, hiç olmazsa davet etmedi de yalan söyleyemez. Yani sen oturup başka bir dünya lideri gelse de bir araya gelmeden önce adama sorup araştırdığına göre danışmanlarla birlikte geliyorsun. Covid şey testi mi? Var mı yok mu diye. Kılıçdaroğlu'nun yani sen Kılıçdaroğlu sonuçta yani bunu testi yaptırmamış olabilir. Veyahut da yaptırı diye sormuş olabilirler. Fakat böyle bir davetiye gelmiş, testin var mı yok diye sormuşlar. Yani mevzu o. Eğer şimdiye kadar aldığımız bilgi o. Arkasında başka bir şey var mı bilmiyorum. Testin var mı yok mu kardeşim? Diye sana hayır, soruyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun şey mi var yani test şey konusunda dokunulmazın mı Covid konusunda? Herhalde öyle yani. Yani. Bu nedir bu yani ya? Yani ben bazen bu siyaseti anlamıyorum. Nuh abi yani böyle tepki gösterilir mi sence? Bunlar tabii parti sözcüleri konuşuyorlar. Bak demin bir şey söyledim. Terbiyesizlikten bunlar, bahsediyor. Bunlar. Bunlar daha büyük terbiyesizlik var mı? Bunlar bu tür şeylerle o demin bahsettiğimiz bugün Türkiye'de en önemli kavga Doğu Akdeniz'de verdiğimiz kavgadır, tamam mı? Evet. Orada en önce de ne yaptığına bakılacak olanlar bugün Türkiye'yi yönetmeye talip olanlardır. Yani eski şeyle parlamenterisindeki ana muhalefet dediğimiz kesimdir, tamam mı? Baktığın zaman. Huzluğa sahip çıkar. Evet. Allah söyletir biz, de bir laf var biliyor musun? Allah söyletmiş. Biz abi. Boşuna darbeci demiyoruz. Diyecekler ki ya işte böyle hani bazen Murat diyor ya Atarlı Ergen gibi falan diye. Yok bu Atarlı Ergen'le alakası yok. Hani Allah söyletti diyorsun ya, bunun halk arasındaki tabiri budur. Bu tür gaflar normalde hani gaf dersen buna. Gaf olur. Gaf insani bir şeydir ama, bu ama öyle değil. Böyle tek tek sayarak adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa sahip çıkan buymuş. Daha önce Kılıçdaroğlu da bunu yaptı. Darbecilere de deseydi aslında tam biz ama tamam. Biz anlatıyorduk. Biz aslında yarım saat attığımızda Öztürk burada özetlemiş. Efendim adaletsizlik yapanlara biz karşı koyarız gibi tekrar cümle kurmuş ama. Yok ama doğruyu söylemiş. Biz vallahi onu tartıştık şu anda.
teröristlere aranız nasıl? Yani Canan Kaftancıoğlu malum. Değil mi? Canan Kaftancıoğlu bu özellikle bu ekstrem sol, çok da kibar söylüyor ya bazen kendisi, DHKPC gibi örgütleri daha önce savunmuş. Hala hazırda da bu konuda hiç başvurmayan söyleyen. Aynı zamanda PKK'lıları ve diğer örgütleri, bütün bu proje örgütlerinin arkasında olan bir kişi bu, İstanbul İl Başkanı. Sonuçta CHP'de. Ve Kılıçdaroğlu'nun özel şeyiyle geldi oraya. Tabii. Ve içerisinde birçok vekil de bugün şimdiye kadar toplu birçok kişiyi rahatsız etmesine karşın konuşmaya devam etmiş. Birçok vekilleri de var ama öyle bir şey olmaz diyor. Biz adaletsizliğe, hukuka karşıyız diyor. Devam ediyor. Peki yani sonuçta bu devam ederken tabii o külliyeyle ilgili madem CHP'den açtık bir tane daha video var. O videoyu bitirip başka konulara geçelim. Külliyeye davet edilmiş Kemal Kılıçdaroğlu adli yıl açılışı münasebetiyle haberi öyle aldık biz. Son şey tabii son, evet. Fakat davette de tabii orada bir COVID-19 testi istenmiş. Sen şeye davetli miydin abi? Ayasofya'ya. Evet. Test edildiler mi? İstediler tabii. İstediler, herkesin istiyor tabii. Yani çok da uzak da olsan, Sayın Cumhurbaşkanı da çok uzaklardı veyahut oradaki devlet erkanının neresinde olsa o fark etmez. Gidip o burnuna soktular bir üstüne değil mi? Çıkarttılar, bir test yaptılar, herkese yaptılar. Dediler ki yani davet tamam. Ettileri, ya maskeliyim demediler, herkese yaptılar. Aynı şekilde CHP'de demişler ki yani sen de yani bilemezsin tabii, alnında yazmıyor var mı yok mu diye istemişler. Özgür Özel de tepki göstermiş. Arkadaşlar Özgür Özel'in o videosunu bir hazırlasın. Hazır galiba. Bak nasıl kızmış Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz, bunu çiğniyoruz. Vay bu terbiyesizliği reddediyoruz. Bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın. Ucuz kahramanlığa bak. Hocam valla yani şöyle söyleyeyim. Bu ben sence bir siyasinin bunu yapması terbiyesizlik ucuz değil mi? Ucuz kahramanlık ve onu çizmiştim. Yani terbiyesizlik tam yapmayın bir, diyor da. Tam terbiyesizlik. Gelmiş şu an daveti geleceksin efendim. Yok test istemişler bilmem ne yapacak. Yani sen kimsin? Yani yo, nedir o? Yo, iyi hiç olmazsa davet etmedi de yalan söyleyemez. Yani sen oturup başka bir dünya lideri gelse de bir araya gelmeden önce adama sorup araştırdığına göre danışmanlarla birlikte geliyorsun. Covid şey testi mi? Var mı yok mu diye. Kılıçdaroğlu'nun ya şey... sen Kılıçdaroğlu sonuçta yani bunu testi yaptırmamış olabilir. Veyahut da yaptırı diye sormuş olabilirler. Fakat böyle bir davetiye gelmiş, testin var mı yok diye sormuşlar. Yani mevzu o. Eğer şimdiye kadar aldığımız bilgi o. Arkasında başka bir şey var mı bilmiyorum. Testin var mı yok mu kardeşim? Diye sana hayır, soruyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun şey mi var yani test şey konusunda dokunulmazın mı COVID konusunda? Herhalde öyle yani. Yani. Bu nedir bu yani ya? Yani ben bazen bu siyaseti anlamıyorum. Nuh abi yani böyle tepki gösterilir mi sence? Yani bunlar tabii parti sözcüleri konuşuyorlar. Bak demin bir şey söyledim. Bir terbiyesizlikten bunlar, bahsediyor. Bunlar daha büyük terbiyesizlik var mı? Bunlar bu tür şeylerle o demin bahsettiğimiz bugün Türkiye'de en önemli kavga Doğu Akdeniz'de verdiğimiz kavgadır, tamam mı? Evet. Orada en önce de ne yaptığına bakılacak olanlar bugün Türkiye yönetmeye talip olanlardır. Yani eski şeyle parlamenter sistemdeki ana muhalefet dediğimiz kesimdir, tamam mı? Baktığın zaman Cumhurbaşkanı bunu çok net söyledi, onun için ben söylemekte bir şey görmüyorum. Bugün tavrına baktığınız zaman Yunanistan'a hizmet ettiğini görüyorsunuz şeyin CHP'nin. Açık net bakın. Sayın Cumhurbaşkanı şeyle tescilli bu. Yunanistan'a hizmet eden bir tavır içerisindeler. Bunu bu milletin gözüne batan bu şeyi böyle abuk subuk saçma sapan ucuz kahramanlıklarla şey yapmaya çalışıyorlar. Yani kapatmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit yani. Ay geç yani bunu. Hikaye bunlar. Tepki de anlamak mümkün değil. Sonuçta sen geç siyasi ya, parti lideri olsan ne yazar? Bilmem uzaydan geldim bilmem ne olsan ne yazar? Yani protokol var orada. Alışmış ve bunlar özel konu muameleye. Yani sen de 15 Temmuz'da bile biliyorsun herkesi durduran tanklar buna yol açtı geçtiler. Tamam bu kadar alıştığı için böyle özel muameleye. Öyle bir Türkiye yok. Cumhurbaşkanı bunu çok net söyledi. Onun için ben söylemekte bir şey görmüyorum. Bugün tavrına baktığınız zaman Yunanistan'a hizmet ettiğini görüyorsunuz şeyin CHP'nin. Açık net bakın. Sayın Cumhurbaşkanı şeyle tescilli bu. Yunanistan'a hizmet eden bir tavır içerisindeler. Bunu bu milletin gözüne batan bu şeyi böyle abuk subuk saçma sapan ucuz kahramanlıklarla şey yapmaya çalışıyorlar. Yani kapatmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit yani. Ay geç yani bunu. Hikaye bunlar. Tepki de anlamak mümkün değil. Sonuçta sen geç siyasi ya, parti lideri olsan ne yazar? Bilmem uzaydan geldim bilmem ne olsan ne yazar? Yani protokol var orada. Alışmış bunlar özel muameleye. Yani sen de 15 Temmuz'da bile biliyorsun herkesi durduran tanklar
Buna yol açtı geçtiler. Tamam, bu kadar alıştığı için böyle özel muamele. Öyle bir Türkiye yok. Boşuna sen yırtsan da, kıvırıp kıvırıp da masanın üzerine koysan da, üzerine bassan da bu kendi yani protokolde kim yapar? Bu CHP için geçerli değil ucuz, sadece. Çok ucuz bir karar. Devlet tarafından gönderilen bir davetiye. Siz o yırtılacak davetiyi ben biliyorum Nuh abi. Oturup da davetiye gönderip de altında eşsiz diye yazdıran bunlar. Bu kafa. Bu darbeciler. Aynen. CHP'li darbeciler. Aynen. CHP'li, CHP teşkilatı o halk düşmanı olan, Müslümandan haz etmeyen, başörtü görünce alerjisi ortaya çıkan bu kafalar. Eşi başörtülü olduğu için eşsiz yazanlar bunlar. Yani, bu davetiyeler geldiği zaman bu normal o zaman Covid yok. Resepsiyon, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu var. Ahmet Ali Sezer dönemleri hatırlıyorsun. Çok davetiye gönderiyorlardı. Eşsiz. Eşi, niye? Çünkü eşi kapalı. Buraya geldiğin zaman o binaya girdiğin zaman şeyi bozacaksın. Tabii laikliğe halal gelir. Haşa. O da biliyorsun bir haramdır. Tövbe estağfurullah. O onların dinine göre. Onlar artık kime bu şeyi yapıyorlarsa. O, tabii, o kutsal mekanda o olmaz falan gibi. Yani böyle davetleri yırtıp da böyle ucuz şeyler yapacağınıza. Tüm dünya yaşadığı yüzyılın asrın bir musibeti yani. Var burada. Bunu yırtıp atacağına. Çok ucuz. Zamanında atılacak bir davetiler vardı aslında. Halk düşmanlığı üzerinden. Onu yapan sizdiniz. Sizin kafanızda. Vermişler şimdi bize. Gönderin onları. Tabii sizin de adamlarınızda onlar. Şimdi bize ucuz kahramanlık yapıyoruz dediğin gibi. Peki o zaman Ayasofya açılışı oldu. Aradan tabii uzun süre geçti. Geçenlerde gittim. Geçen hafta gittim Ayasofya'ya. Orada bir işim vardı. Hazır gitmişken dedim bir geri gideyim. İkindi ile akşam arası dediler ki bana yoğunsa falan dedim. Ne yoğunu ya? Namaz vakti değil. İkindi yıkılmışız. Yani tam boş vakit dedim gideceğim bir ara. Dedi yok hala bazen yoğunluk oluyor. Kapıdan diyor güvenlik. Yavaş adamları işte ona göre sayarak geçiriyor. Şaşırdım. Şok oldum. Çektim fotoğraflarını hatta yanıma aldım. Hala bir yoğunluk var evet, maşallah. Evet, tabii. İnanılmaz bir şey. Biliyorum. Hala millet Ayasofya'ya ne açlık nasıl bir açlık varsa artık. Kaç yıl beklemişiz tabii. Sürer bu çok sürer. Yani ben bunu gözümle gördüm. Ki, geçen haftaya kadar öyleydi. Covid fotoğrafını da çektim yani. Hatta kendi doğru fotoğraf çektim. Neyse. Aynen. Şimdi Barış arkadaş der ki. Arkadaşlarınızı alın şimdi. Barış arkadaş der ki. Şu anda işte ikinci peak mi yaşanıyor? Covid tekrar ikinci bir dalga mı geliyor diye konuşmaya devam ediyor hakikaten. Durumlarda var öyle bir hareketlilik. İstanbul ve Ankara ile ilgili olarak raporlar ortaya çıktı. Şimdi buna okullar da açılacak 21'inde inşallah. Henüz şu anda öyle görünüyor. Şimdi Barış arkadaş mevzuyu işte toplanmış arkadaşlar bir araya Ayasofya'yı tartışmışlar. Daha doğrusu Covid'i tartışırken sebebini bulmuş. Dinleyelim neymiş bakalım. Peki. Ayasofya'nın önüne yığılan insanlardan sonra koronavirüs vakaları tekrar patlama yaptı. Utanıyorum bu televizyonları izlerken. Bir kişi bile çıkıp bu gerçeği anlat. Abi bu ikinci dalganın sebebi Ayasofya'daki toplanan insanlarmış. Şimdi bu zat-ı muhterem bizim Taci dediği gibi zat-ı muhterem ironiktir. Tüm programını yaptığı yani, yolları ya. Zat-ı muhteremin bir daha dinleyelim. Bir daha çok iyi anlamak için bir daha bakalım. Ayasofya'nın önüne yığılan insanlardan sonra koronavirüs vakaları tekrar patlama yaptı. Utanıyorum bu televizyonları izlerken. Bir kişi bile çıkıp bu gerçeği anlat. Arkadaş utanıyor. CHP'li vekil, meslektaş, CHP'li vekil damar, ve CHP zihniyeti bu. Damar tutuyor. Ve damar tutuyor. Ayasofya yüzünden ikinci dalga geliyor diyor. Öyle mi oldu? Şeyleri hiç görmemiş o zaman bu. O plajları efendime söyleyeyim. Herhalde utanıyormuş söylemekten. Yani utanıyormuş seyretmekten bu televizyonları. Ayasofya yüzünden ikinci dalga oldu diyor. Adamın tespiti bu. Bunu neye bağlıyorsun? Peki o zaman... Böyle midir hakikaten? O zaman şeyde Fransa'da... Ben de oradaydım, İtalya'da, sen de oradaydın. Amerika'da birer Ayasofya mı var yani? Oralarda niye patladı acaba? Güzelmiş. Almanlar... Almanlar Ayasofya'sı mı var acaba? Almanlar yani? Kilise açılışı mı yaptı mesela? Yok Ayasofya kilise de olmaz. Bir dakika. Kilise de olmaz böyle bir şey. Ne olur? Ayasofya'da olur ancak. Ayasofya'da olur. Dolayısıyla orada Ayasofya mı var diye sormak lazım yani. Ya bunlar Barış buna bir cevap verse iyi olur. Şimdi bunlara bu çok özür dilerim. Çok dokundu. Yani ben bunu daha görüyorum. Daha çıkacak. Bunun daha. Yani böyle bir acı nasıl bir kuyruğu nasıl bir acıysa bu. Çok az önce dokunmuş. Diyorsun ki bu kadar zaman geçti Ayasofya açılışı evet, üzerinden. Evet öyle ikindi arası sen yırtsan da kıvırıp kıvırıp da masanın üzerine koysan da üzerine bassan da bu kendi yani protokolde kim yapar? Bu CHP için geçerli değil ucuz, sadece. Çok ucuz bir karar. Devlet tarafından gönderilen bir davetiye. Siz o yırtılacak davetiyi ben biliyorum Nuh abi. Oturup da davetiye gönderip de altında eşsiz diye yazdıran bunlar bu kafa. Bu darbeciler. Aynen. CHP'li darbeciler. Aynen. CHP'li, CHP teşkilatı o halk düşmanı olan Müslümandan haz etmeyen, başörtü görünce alerjisi ortaya çıkan
Bu kafalar. Eşi başörtülü olduğu için tabii. Siz yazanlar bunlar. Yani, evet. Bu davetiyeler geldiği zaman bu normal o zaman Covid yok. Resepsiyon, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu var. Ahmet Ali Sezer dönemleri hatırlıyorsun. Çok davetiyi gönderiyorlardı. Eşsiz. Eşin, niye? Çünkü eşi kapalı. Başörtülü buraya çünkü. Geldiğin zaman o binaya girdiğin zaman. Şeyi bozacaksın. Tabii laikliğe halal gelir. Tabii. Haşa. O da biliyorsun bir haramdır. Tövbe estağfurullah. O onların dinine onlar göre. Onlar da kime bu şey yapıyorlarsa. O, tabii, o kutsal mekanda o olmaz falan gibi. Yani böyle davetleri yırtıp da böyle ucuz yer yapacağınıza. Tüm dünya yaşadığı yüzyılın asrın bir musibeti yani. Var burada. Bunu yırtıp atacağına. Çok ucuz. Zamanında atılacak diye davetiler vardı aslında. Halk düşmanlığı üzerinden. Onu yapan sizdiniz. Sizin kafanızda. Vermişler şimdi bize. Gönderen onlar. Tabii sizin de adamlarınızda onlar. Şimdi bize ucuz kahramanlık yapıyoruz dediğin gibi. Peki o zaman Ayasofya açılışı oldu. Aradan tabii uzun süre geçti. Geçenlerde gittim. Geçen hafta gittim Ayasofya'ya. Orada bir işim vardı. Hazır gitmişken dedim bir geri gideyim. İkindi ile akşam arası dediler ki bana hani yoğunsa falan dedim. Ne yoğunu ya? Namaz vakti değil. İkindi yıkılmışız. Yani tam boş vakit dedim gideceğim böyle. Dedi yok hala bazen yoğunluk oluyor. Kapıdan diyor güvenlik. Yavaş adamları işte ona göre sayarak geçiriyor. Şaşırdım. Şok oldum. Çektim fotoğraflarını hatta yanıma aldım. Hala bir yoğunluk var evet, maşallah. Evet, tabii. İnanılmaz bir şey. Biliyorum. Hala millet Ayasofya'ya ne açlık, nasıl bir açlık varsa artık. Kaç yıl beklemişiz tabii. Sürer bu, çok sürer. Yani ben bunu gözümle gördüm. Ki, geçen haftaya kadar öyleydi. Covid fotoğrafını da çektim yani. Hatta. Kendi doğru fotoğraf çektim. Neyse. Aynen. Şimdi Barış arkadaş der ki, arkadaşlar hızlı alın şimdi. Barış arkadaş der ki, şu anda işte ikinci pik mi yaşanıyor? Covid tekrar ikinci bir dalga mı geliyor diye konuşmaya devam ediyor hakikaten. Durumlarda var öyle bir hareketlilik. İstanbul ve Ankara ile ilgili olarak raporlar ortaya çıktı. Şimdi buna okullar da açılacak 21'inde inşallah. Henüz şu anda öyle görünüyor. Şimdi Barış arkadaş mevzuyu işte toplanmış arkadaşlar bir araya. Ayasofya'yı tartışmışlar. Daha doğrusu Covid'i tartışırken sebebini bulmuş. Dinleyelim neymiş bakalım. Peki. Ayasofya'nın önüne yığılan insanlardan sonra koronavirüs vakaları tekrar patlama yaptı. Utanıyorum bu televizyonları izlerken. Bir kişi bile çıkıp bu gerçeği anlat. Abi bu ikinci dalganın sebebi Ayasofya'daki toplanan insanlarmış. Şimdi bu zat-ı muhterem bizim Tacit dediği gibi zat-ı muhterem ironiktir. Tüm programını yaptığı yolları yani. Zat-ı muhteremin bir daha dinleyelim. Bir daha çok iyi anlamak için bir daha bakalım. Ayasofya'nın önüne yığılan insanlardan sonra koronavirüs vakaları tekrar patlama yaptı. Utanıyorum bu televizyonları izlerken. Bir kişi bile çıkıp bu gerçeği anlat. Arkadaş utanıyor. CHP'li vekil, meslektaş. CHP'li vekil. Damar. Ve CHP zihniyeti bu. Damar tutuyor. Ve damar tutuyor. Ayasofya yüzünden ikinci dalga geliyor diyor. Öyle mi oldu? Şeyleri hiç görmemiş o zaman bu. O plajları efendime söyleyeyim. Herhalde utanıyormuş şeyler. Söylemekten. Yani utanıyormuş onları... seyretmekten bu televizyonları. Ayasofya yüzünden ikinci dalga oldu diyor. Adamın tespiti bu. Bunu neye bağlıyorsun? Peki o zaman... Böyle midir hakikaten? O zaman şeyde Fransa'da... Ben de oradaydım, İtalya'da, sen de oradaydın. Amerika'da birer Ayasofya mı var yani? Oralarda ne yapacak acaba? Güzelmiş. Almanlar... Ondan Ayasofya'sı mı var acaba yani? Almanlar kilise açılışı mı yaptı mesela bir yerde? Yok Ayasofya kilisede olmaz. Bir dakika. Kilisede olmaz böyle bir şey. Ne olur? Ayasofya'da olur ancak. Ayasofya'da olur. Dolayısıyla orada Ayasofya mı var diye sormak lazım yani. Ya bunlar Barış buna bir cevap verse iyi olur. Şimdi bunlara bu çok özür dilerim. Çok dokundu. Yani ben bunu daha biliyorum. Daha çıkacak. Bunun daha. Yani böyle bir acı nasıl bir kuyruğu nasıl bir acıysa bu. Çok az önce dokunmuş. Diyorsun ki bu kadar zaman geçti Ayasofya açılışı evet, üzerinden. Evet öyle ikindi arası. Gittim tabii. Öyle ikindi arası böyleydi diyorsun. Tabii. Peşinden de şu lafa şaşırıyorsun. Daha bu çok sürecek. Daha bu yani, çok sürecek bu. Bu kolay değil buna alışmak. Ya. Yani şu anda sana bir şey diyeyim mi? Sen geçen güzel bir laf ettin. Bu gaz yapmış bunlar da şişkinlik diye. Şişkinlik yapıyor. Şişiyorlar. En büyük şişkinlik yapan şeylerden birisi de bu Ayasofya'dır. Niye biliyor musun? Biliyor ki yapılanın aksine bir şey konuşsa başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün CHP'liler özellikle Kılıçdaroğlu yani yapılan eleştiren bir şey bir tavır izi bir şey yapsa korkunç biçimde tepki görecek. Tamam mı? Yani Ayasofya'yı niye açtınız dese tepki görecek. Tabii. Öyle ki nasıl böyleydi diyorsun. Tabii. Peşinden de şu lafa şaşırıyorsun. Daha bu çok sürecek. Daha bu yani... çok sürecek bu. Kolay değil buna alışmak. Ya. Yani şu anda sana bir şey diyeyim mi? Sen geçen güzel bir laf ettin. Bu gaz yapmış bunlar da diye. Şişkinlik yapıyor. Şişiyorlar. En büyük şişkinlik yapan şeylerden birisi de bu Ayasofya'dır. Niye biliyor musun? Biliyor ki yapılanın aksine bir şey konuşsa, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, bütün CHP'liler, özellikle Kılıçdaroğlu,
Yani yapılan eleştiren bir şey, bir tavır izi bir şey yapsa korkunç biçimde tepki görecek. Tamam mı? Yani Ayasofya'yı niye açtınız dese tepki görecek. Ama sessiz kalmalar da onu normal karşılamalarla alakalı değil asla. Mecbur tam yapmış. Da işte o dediğin gibi şeye sebep oluyor bu durum. Şişiyor. Aynen. Daha, dolayısıyla bu daha nasıl çıkacak sen göreceksin dedi daha. Böyle çıkıyor. Böyle daha nasıl çıkacak sesli daha? Sesli bir şekilde çıkıyor o şişkinlik. Daha çok çıkacak daha. Yani tatlasınlar abi. Çatlasınlar abi ya kusura bakma. Abi tabii yani çok tartıştığımız için Ayasofya meselesini tekrar tekrar üzerine geçmek istemiyorum ama şimdi aradan geçmiş ikinci dalga. Bak milletle nerede olduklarını burada başka bir şeye gerek yok. Çok ince, çok uzun efendim analizlere gerek yok. Millet nerede, bunlar nerede? Evet. Tamam mı? CHP veya CHP'nin ta kenarındaki bir zamanlar milletvekili olmuş olan bile bak. Millet nerede, bunların durduğu yerlerde. Burada başka bir şey analize gerek yok. Burada çok net görülür. Yani ben de buradan Barış arkadaşı sesleneyim. Bilmiyorum ben çok böyle derin analiz yerine aklımdan ve yüreğimden geçeni söyleyeyim. Eğer AK Parti iktidardan önceki Türkiye olsaydı, yani CHP'nin iktidar dolpama söylemi değil, zihnen darbeciler, baro gibi, işte bunların baroları gibi, yargıtayları, danıştayları gibi, açık açık söylüyorum. Anayasa mahkemelerinde olduğu gibi, o kapatma davası açan o tür savcılar olduğu gibi, eski Türkiye ya. Evet. Bildiğimiz Türkiye abi. Acaba? Yani yarım asırlık ömrümüzde, yarım asır üzerindeki ömrümüzde tanıdığımız, yaşadığımız şeyden bahsediyorum. Olsaydı Ayasofya konusunda bırak açmayı. Bu bir vaka. Onlara koyan da bu. Bu açık olarak koyuyor bunlara. Tabii ki. Ağır koyuyor. Tabii ki. Ayasofya şu olurdu. Hemen bir tane gazeteci yazar. Mesela Cumhuriyet, demokratik, laik, çağdaş, Atatürkçü olan Sözcü ve diğerleri Genelkurmay'ın ışıklarına bakmaya başlarlardı. Bir muhtıra mı çok geliyor doğru diye. Niye? Ayasofya'ya dokunuyorsun diye. Ulan bu Ayasofya benim 500 yıllık benim mabedim ya. Bu benim fetih sembolüm. Benim varlık sebeplerden bir tanesi. Meydan okuman budur diye bağırıp çağırmana bırak Ayasofya açılsa iyi olurdu mu diye yarım ağza söylesen. Efendim işte daha önce nasıl kapatma davası vardı hatırlıyor musun? Gazetedeki haberler üzerinden abi. Laikliğe haberler üzerinden. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak üzerinden. Aynen. Nasıl bir şeydir odak olmak bilmiyorum. Aynen. Tak diye götürürlerdi. Şimdi öyle bir Türkiye'den zaten bunları kullanan da işte bunlar. Yani bu kafa üzerinden hala siyaset çakalım. Biz belli kişiyi konsol edip kafamız dinozor kafalı çok Türkiye'de. Kitapla satarız 2500'e çakarız diyenler bunlar. O yüzden bu adamları kullanarak yapmış. Bu koyuyor bu adama. Ağzını da açamadı. 3-5 mıy 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 ettiler. Tabii. Dünyayı meydan okudu. Tabii tabii açamıyorlar işte. Şişkinliğe geldik. Şişkinlik oradan kaynaklanıyor. Bir cümle bir şey söyleyeceğim. Şişkinlik de o. Çok... Ben çok üzüldüm. Sen konuşurken de bir de plajları ver. Dinliyorum tamam abi. Senin bu söylediğine bir katkı için. Çok zaman zaman böyle şey yaptığımız, konuştuğumuz... böyle şey birisi değil hani öğretim üyesi yüksek seviye bir muhafazakar, tamam mı, onu özellikle belirtmek istiyorum, muhafazakar birisi yani bizimle aşağı yukarı aynı düşünceleri paylaşan bir kişi. Evet. Bu Ayasofya meselesi işte açılma konuları karar almadan önce tartışılırken bana dedi ki ya bu hakikaten açılacak mı bu Ayasofya ya falan, ya olabilir işte karar çıkacak falan. Ya iş mi açacak bunlar dedi ya, tamam mı? Ya. Bak yemin ediyorum bak. Ya. Bu kişi bak ne diyorum bak. benim için birisi. Neden? Abi zaten ortalık karışık. Allah korusun ya. Ya. Bu, niye peki? Bu o bir kişinin şeyi değil ama. Niye bu, peki onu, abi? O bir kişinin şeyi burada tekrarlamıyorum. O kadar büyük çoğunluk bu düşünce dedi ki. Bak yemin ediyorum sana o kadar çok insan korkuyordu ki bu karardan önce. Eğer Ayasofya açılma kararı alınırsa Allah korusun ne olacağı belli olmaz. O gün sabaha kadar bekleyenler var, biliyor musun? Tabii. Vallahi bak. Ya sen... Neden kaynaklanıyor bu? Abi 70 yıllık birikmiş bir şey var ya milletin zihninde. Ya. Ne demek Ayasofya açmak ya? Açarsa eğer Allah korusun başınıza bir iş gelir. Şey var insanlarda. Yani öyle konuşmuş. Erdoğan'ın A4 kağıdını imzalamasıyla bu iş biter. Ama maçınız yetmez. Hatırlarsın değil gördün mi Meral Akşener'i? Dolayısıyla. Yani şu A4'ü imzalayacak Sayın Erdoğan. Ama bu iş Erdoğan ve Türkiye'nin vereceği bir karar değil. Yunan papazı da aynısını söyledi çünkü. Bak vereceği bir karar değildi. Aynen. Bu işte... Bu tasmayı kabul etmek demektir. Yunan başpapaz aynı söyledi. Işte. Aynı kafadan bunlar. Işte. Aynı yere bağlılar bunlar. Bu ülke tasmayı kabul etmez. O da aynı şey söylüyordu. Açabilir ama açamaz diyordu. Evet. Doğru. Bu tamam ülke... Ama sessiz kalmalar da onu normal karşılamalarla alakalı değil asla. Mecbur tam yapmış da işte o dediğin gibi şeye sebep oluyor bu durum. Şişiyor. Aynen. Daha, dolayısıyla bu daha nasıl çıkacak sen göreceksin dedi daha. Böyle çıkıyor. Böyle daha nasıl çıkacak sesli daha? Sesli bir şekilde çıkıyor o şişkinlik. Daha çok çıkacak daha. Yani tatlasınlar çatlasınlar abi ya kusura bakma. Abi tabii yani çok tartıştığımız için Ayasofya meselesini tekrar tekrar üzerine geçmek istemiyorum ama şimdi aradan geçmiş ikinci dalga. Bak milletle
nerede olduklarını burada, bu, başka bir şeye gerek yok. Çok ince, çok uzun efendim analizlere gerek yok. Millet nerede, bunlar nerede? Evet. Tamam mı? CHP veya CHP'nin ta kenarındaki bir zamandan milletvekili olmuş olan bile bak. Millet nerede, bunların durduğu yerlerde. Burada başka bir şey analize gerek yok. Burada çekmek çok net görülür. Yani ben de buradan Barış arkadaşı sesleneyim. Bilmiyorum ben çok böyle derin analiz yerine aklımdan ve yüreğimden geçeni söyleyeyim. Eğer AK Parti iktidardan önceki Türkiye olsaydı, yani CHP'nin iktidar dolpaması önemli değil. Zihnen darbeciler, baro gibi, işte bunların baroları gibi, yargıtayları, danıştayları gibi, açık açık söylüyorum. Anayasa mahkemelerinde olduğu gibi, o kapatma davasını açan o tür savcılar olduğu gibi. Eski Türkiye ya, evet. Bildiğimiz Türkiye abi. Acaba? Yani yarım asırlık ömrümüzde, yarım asır üzerindeki ömrümüzde tanıdığımız, yaşadığımız şeyden bahsediyorum. Olsaydı Ayasofya konusunda bırak açmayı, bu bir vaka. Onlara koyan da bu. Bu açık olarak koyuyor bunlara. Tabii ki. Ağır koyuyor. Tabii ki. Ayasofya şu olurdu. Hemen bir tane gazeteci yazar. Mesela Cumhuriyet, demokratik, laik, çağdaş, Atatürkçü olan Sözcü ve diğerleri Genelkurmay'ın ışıklarına bakmaya başlarlardı. Bir muhtıra mı çok geliyor doğru diye. Niye? Ayasofya'ya dokunuyorsun diye. Ulan bu Ayasofya benim 500 yıllık benim mabedim ya. Bu benim fetih sembolüm. Benim varlık sebeplerden bir tanesi. Meydan okumam budur diye bağırıp çağırmana bırak Ayasofya açılsa iyi olurdu mu diye yarım ağza söylesen. Efendim işte daha önce nasıl kapatma davası vardı hatırlıyor musun? Laikliğe aykırı. Gazetedeki haberler üzerinden abi. Laikliğe haberler üzerinden. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak üzerinden. Aynen. Nasıl bir şeydir odak olmak bilmiyorum. Aynen. Tak diye götürürlerdi. Şimdi öyle bir Türkiye'den zaten bunları kullanan da işte bunlar. Yani bu kafa üzerinden hala siyaset çakalım. Biz belli kişiyi konsol edip kafamız dinozor kafalı çok Türkiye'de. Kitapla satarız 2500'e çakarız diyenler bunlar. Çok o yüzden bu adamları kullanarak yapmış. Bu koyuyor bu adama. Ağzını da açamadı. 3-5 mıy 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 ettiler. Tabii. Dünyayı meydan okudu. Tabii tabii açamıyorlar işte. Kişkinliğe geldik. Kişkinlik oradan kaynaklanıyor. Bir cümle bir şey söyleyeceğim. Kişkinlik de o. Çok... Ben çok üzüldüm. Sen konuşurken de bir de plajları ver. Bilmiyorum tamam abi. Senin bu söylediğine bir katkı için çok zaman zaman böyle şey yaptığımız, konuştuğumuz böyle şey birisi değil. Hani öğretim üyesi, yüksek seviye bir muhafazakar. Tamam mı? Onu özellikle belirtmek istiyorum. Muhafazakar birisi. Yani bizimle aşağı yukarı aynı düşünceleri paylaşan bir kişi. Evet. Bu Ayasofya meselesi, işte açılma konuları karar almadan önce tartışılırken bana dedi ki ya bu hakikaten açılacak mı bu Ayasofya ya falan. Ya, olabilir işte karar çıkacak falan. Ya iş mi açacak bunlar dedi ya, tamam mı? Ya. Bak yemin ediyorum bak. Ya. Bu kişi bak ne diyorum bak. benim için birisi. Neden? Abi zaten ortalık karışık. Allah korusun ya. Ya. Bu, niye peki? Bu bir kişinin şeyi değil ama. Niye bu, peki onu, abi? O bir kişinin şeyi burada tekrarlamıyorum. O kadar büyük çoğunluk bu düşünce dedi ki. Bak yemin ediyorum sana o kadar çok insan korkuyordu ki bu karardan önce. Eğer Ayasofya açılma kararı alınırsa Allah korusun ne olacağı belli olmaz. O gün sabaha kadar bekleyenler var biliyor musun? Tabii. Vallahi bak. Ya sen... Neden kaynaklanıyor bu? Abi 70 yıllık birikmiş bir şey var ya milletin zihninde. Ya. Ne demek Ayasofya açmak ya? Açarsa eğer Allah korusun başınıza bir iş gelir. Ha. Şey var insanlarda. Yani öyle konuşmuş. Erdoğan'ın A4 kağıdını imzalamasıyla bu iş biter. Ama maçınız yetmez. Hatırlarsın değil gördün mi Meral Akşener'i? Ha, dolayısıyla. Yani şu A4'ü imzalayacak Sayın Erdoğan. Ama bu iş Erdoğan ve Türkiye'nin vereceği bir karar değil. Yunan papazı da aynısını söyledi çünkü. Bak vereceği bir karar değildi. Aynen. Bu işte bu tasmayı kabul etmek demektir. Yunan başpapaz aynı söyledi. Bu tasmayı aynı kafadan etmek. Bunlar işte. Aynı yere bağlılar bu bunlar. Bu ülke tasmayı kabul etmez. O da aynı şey söylüyordu. Açabilir ama açamaz diyordu. Evet, doğru. Bu ülke bu saatten sonra tasma takayım, zincir bağlayayım, IMF'den bağlayayım bunu kabul etmez. Bunu anlamadı da bu. Ama tabii koyuyor. Yani dokunuyor adama. Onun için daha bu Asofen şey çok yani, sürecek karnı ağrısı. Yani, mesela Yılmaz Özlü kendine gelemedi. 3 haftadır tatilde. Fatih Portakal çıktı gemilerle gitti gelemiyorlar. Bu çok ağır bir yerilgi onlar için. Ha bu buna mı bakmak lazım? Kutuplaşma böyle bir şey. Ben buna baktığımdan değil ama ben bana bu ait bir şey. Senin sen Hristiyan değilsin kiliseye gitmiyorsun. Ayasofya tarihçisi değilsin bilmem ne değilsin. Oturup da İzmir'de köşede sahilde oturup kafayı çekiyorsun. Ben de diyorum ki benim halkımın çoğu kayır eksiyeti bunu bekliyor. Ben bu ülke bu saatten sonra tasma takayım, zinciri bağlayayım, IMF'den bağlayayım bunu kabul etmez. Bunu anlamadı da bu. Ama tabii koyuyor yani dokunuyor adama. Onun için daha bu Asofen şey çok yani, sürecek karnı tabii, ağrısı. Yani, mesela Yılmaz Özlü kendine gelemedi. 3 haftadır tatilde. Fatih Portakal çıktı gemilerle gitti gelemiyorlar. Bu çok ağır bir yerilgi onlar için. Ha buna mı bakmak lazım? Kutuplaşma böyle bir şey. Ben buna baktığımdan değil ama ben
Bana bu realite bu. Bana ait bir şeyden. Senin sen Hristiyan değilsin, kiliseye gitmiyorsun. Ayasofya tarihçisi değilsin, bilmem ne değilsin. Oturup da İzmir'de köşede sahilde oturup kafayı çekiyorsun. Ben de diyorum ki benim halkımın çoğu kayır eksiyeti bunu bekliyor. Ben Osmanlı bakiyesi bir şimdi bunu dedin anladım. Tepeniz ya, atıyor zaten yani. Adam diyor ki karşı derin başım. Ya derin alakası yok. Sana karışan yok. Sen alacaksın Bourbon'unu, tekilanı. Alacaksın eline, içmeye devam edeceksin. Ben sana içmeye demiyorum. Bırak ben namaz kılıyorum. Ben de bunu yapayım. Yok diyor, o diyor bana dokunuyor diyor. Çünkü ben de isteğimi yapamıyorum ülkede. Şimdi Barış arkadaş soralım buradan da. Bak şu şeylere bak, görüntüleri. Bazı otelde doluluk oranları 60-65 civarlarında. Köpük partileri devam ediyor. Düğünlerde halaylar çekiliyor. Abi Boğaz'a çıkıyorlar şeyler. Şey plajların şeyi dolduruyor. Böyle dans partileri yapar. Böyle insanlar. Evet, tamam plajların mı? Durumu bu. Ne maske var ne bilmem ne var. Bütün dünyada da bu şekilde devam etti zaten. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler. Başta olmak üzere. Bazısı hafife aldı, bazısı evlenleri geri çekti, kapıları açtı falan filan derken pikler yaşandı. Ama sonuçta bunu Ayasofya'ya bağlamak için ciddi bir hamakate ihtiyaç var beyinde. Bu hamakat var bunlarda. O yüzden de ona dokunuyor. Bakın kardeşim, ikinci pik falan diyeceğim. Yazın. Düğünler açıldı, dernekler açıldı, köp partisi var. Bodrum kaynıyor. Plajlar böyle. Burada yayılmıyor. Ki İstanbul'da şu anda oranlar yüksek değil. Daha öteki iller daha büyük bir sinyal veriyor. Onlar hiçbir şey olmuyor orada. Bu alt alta üst üste hiçbir şey olmuyor. Fakat Ayasofya geldiği zaman. Beyciğim, biz bu şeyi yani, anlayamayız. CHP mayası utanıyorum olursa. Utanıyorum ya, utan bence. Utan. CHP mayası olanlar utan. Öyle bakacağı için biz bunu buradan bakıp anlayamayız onların bu psikolojisini. Şimdi hocam bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Su'ya zam yapmış. Şey gibi olduk. Hani var ya 1980'li yıllar ona zam. Ecevit diyor ya. Ona zam, buna zam, ona zam, şuna zam diye. Demirel diyor ki zam buydu, üzerine oturacaktık diyor. Yaptık zam bu diyor. Gördüm üzerine. Hamidiye suyuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce %50 zam yapmıştı. Evet. Yeniden bir zam gelmiş. Hocam, İspark, toplu taşıma, süt minibüsler. Ondan sonra hepsi hikaye. Her şey zam. Şey vardı bir de, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bilmem ne, okul servis ücretleri çocuklara bilmem ne falan filan vardı. Artı üzerine burs vardı. 75 binde 6 bin ödendi, gerisi kaldı. Pandemi dediler, bilmem ne dediler. Verdi, hiçbir sözü de tutmadı. İstanbul'u kucaklayamadı. Fakat taktı Hamidiye suyuna. %50 idi. Bu sefer fiyatlar daha da yükselmiş. Ne diyorsun abi? Niye bu zamları yapıyor bu adam? Sözünü tutmuyor mu? Bak bir şey diyeceğim falan demiyor mu ya? Bak şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz Hamidiye suyunun damacası fiyatı 9 liradan 11 liraya çıkardı. İmamoğlu bir zam daha yaparak 12,5'a yükseltti. Oh! Suyundan da koy. Suya zam yaptı. Ne diyorsun abi? Kucaklayamadı mı? Niye zam yapıyor bu adam böyle durup durup? Valla uzaktan konuşmak gibi olmuyor bu işler. Ayrıca zam yaptı da geriye kalan, bak şöyle bir şey olur. Her hizmetler çok layıkıyla yürütülür. Bütün hizmetler, tamam mı? Vatandaş hizmeti görür ama bu hizmetin bir bedeli var kardeşim dersiniz. Öyle de değil. Evet. Öyle değil. Her taraf dökülüyor. Bak neyi konuşuyoruz? Hep zamı konuşuyoruz. Her şey zamı, evet. Peki hiç biz yeni bir vatandaşına ulaşan bir hizmeti vatandaşın şu hiç ana kadar evet abi, konuşuyor mu öyle bir şey? Sadece ekranlardayız. Biz inceleme yapıyoruz. Asıl bence bunu konuşmak lazım. Bir de lazım. Zam konuşuyoruz. Yani, zam, tekrar söylüyorum bak. Kardeşim ben bundan sonra herhangi bir su kesintisi veya efendim şu hizmetleri yaptım, şu yatırımları yaptım. Yok, tamam mı? Hiçbir şey yok abi. Bunun karşılığını da bunu yaptım der. Helal hoş olsun. Şey demişti bu. Ama zamdan başka biz şu ana kadar bir şey konuşmadık şeyle ilgili. Konuşmadık. Antikot, Musakka, zam, tren atmanın suyunu. Musakka zaten şeyde kaldı. O kadar. Bir yatırım hiçbir şey de yok. Böyle devam ediyor. Herhalde gidişat da böyle gidecek yani. Önümüzdeki yıllar içerisinde inşallah daha da kötü gitmeyiz. 2023 işi de sarpa sardı galiba. İnşallah. Öyle görünüyor yani. Yalnız şey var, her şey güzel olacak diyordu ya. Bu en sonunda biliyorsun Miss Turkey yarışmacıdan bir tanesi danışman olarak kaldı. Kariyer danışmanı. Güzel oldu işte. İstiyor ki her şey güzel oldu. Güzel oldu işte. Güzel dedi, kastettiği buydu herhalde. Ama olmuş. En fazlası buymuş. Olmuş diye düşünüyorum. Tescilli. Nuh abi çok sağ olasın. Estağfurullah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Estağfurullah. Program burada sona eriyor. Yarın tekrar günün manşetinde bir arada olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Osmanlı bakiyesi bir şimdi bunu dedin anladım. Tepenizi atıyor zaten yani. Adam diyor ki karşı derin başım. Ya derin alakası yok. Sana karışan yok. Sen alacaksın Bourbon'unu, tekilanı. Alacaksın eline, içmeye devam edeceksin. Ben sana içmeye demiyorum. Bırak ben namaz kılıyorum. Ben de bunu yapayım. Yok diyor. O diyor bana dokunuyor diyor. Çünkü ben de isteğimi yapamıyorum ülkede.
Şimdi Barış arkadaş soralım buradan da. Bak şu şeylere bak, görüntüleri. Bazı otelde doluluk oranları 60-65 civarlarında. Köpük partileri devam ediyor. Düğünlerde halaylar çekiliyor. Abi Boğaz'a çıkıyorlar şeyler. plajların şey dolduruyor. Böyle dans partileri yapıyor. Böyle insanlar. Tamam plajların durumu bu. Ne maske var ne bilmem ne var. Bütün dünyada da bu şekilde devam etti zaten. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere. Bazısı hafife aldı, bazısı evlenleri geri çekti, kapıları açtı falan filan derken pikler yaşandı. Ama sonuçta bunu Ayasofya'ya bağlamak için ciddi bir hamakate ihtiyaç var beyinde. Bu hamakat var bunlarda. O yüzden de buna ona dokunuyor. Bakın kardeşim, ikinci pik falan diyeceğim. Yazın. Düğünler açıldı, dernekler açıldı, köp partisi var. Bodrum kaynıyor. Plajlar böyle. Burada yayılmıyor. Ki İstanbul'da şu anda oranlar yüksek değil. Daha öteki iller daha büyük bir sinyal veriyor. Onlar hiçbir şey olmuyor orada. Bu alt alta üst üste hiçbir şey olmuyor. Fakat Ayasofya geldiği zaman. Beyciğim, biz bu şeyi yani, anlayamayız. CHP mayası olursa. Utanıyorum ya, utan bence. Utan. CHP mayası olanlar öyle bakacağı için biz bunu buradan bakıp anlayamayız onların bu psikolojisini. Şimdi hocam bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Su'ya zam yapmış. Şey gibi olduk. Hani var ya 1980'li yıllar ona zam. Ecevit diyor ya. Ona zam, buna zam, ona zam, şuna zam diye. Demirel diyor ki zam buydu, üzerine oturacaktık diyor. Yaptık zam bu diyor. Gördüm üzerine. Hamidiye suyuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce %50 zam yapmıştı. Evet. Yeniden bir zam gelmiş. Hocam, İspark, toplu taşıma, süt minibüsler. Ondan sonra hepsi hikaye. Her şey zam. Şey vardı bir de, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bilmem ne, okul servis ücretleri çocuklara bilmem ne falan filan vardı. Artı üzerine burs vardı. 75 binde 6 bin ödendi, gerisi kaldı. Pandemi dediler, bilmem ne dediler. Verdi, hiçbir sözü de tutmadı. İstanbul'u kucaklayamadı. Fakat taktı Hamidiye suyuna. %50 idi. Bu sefer fiyatlar daha da yükselmiş. Ne diyorsun abi? Niye bu zamları yapıyor bu adam? Sözünü tutmuyor mu? Bak bir şey diyeceğim falan demiyor mu ya? Bak şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz Hamidiye suyunun damacası fiyatı 9 liradan 11 liraya çıkardı. İmamoğlu bir zam daha yaparak 12,5'a yükseltti. Oh! Suyundan da koy. Suya zam yaptı. Ne diyorsun abi? Kucaklayamadı mı? Niye zam yapıyor bu adam böyle durup durup? Valla uzaktan konuşmak gibi olmuyor bu işler. Ayrıca zam yaptı da geriye kalan, bak şöyle bir şey olur. Her hizmetler çok layıkıyla yürütülür. Bütün hizmetler, tamam mı? Vatandaş hizmeti görür ama bu hizmetin bir bedeli var kardeşim dersiniz. Öyle de değil. Evet. Öyle değil. Her taraf dökülüyor. Bak neden? Neyi konuşuyoruz? Hep zamı konuşuyoruz. Her şey zamı, evet. Peki hiç biz yeni bir vatandaşına ulaşan bir hizmeti vatandaşın şu hiç ana kadar... Hiç duymadık, evet abi. Konuşuyor sadece konuşuyor. Şey? Sadece ekranlardayız. Biz inceleme yapıyoruz. Asıl bence bunu konuşmak lazım. Bir de lazım. Zam konuşuyoruz. Yani, zam, tekrar söylüyorum bak. Kardeşim ben bundan sonra herhangi bir su kesintisi veya efendim şu hizmetleri yaptım, şu yatırımları yaptım. Yok, tamam mı? Hiçbir şey yok abi. Bunun karşılığını da bunu yaptım der. Helal hoş olsun. Şey demişti bu. Ama zamdan başka biz şu ana kadar bir şey konuşmadık şeyle ilgili. Konuşmadık. Antikot, Musakka, zam, tren atmanın suyunu. Musakka zaten şeyde kaldı. O kadar. Bir yatırım hiçbir şey de yok. Böyle devam ediyor. Herhalde gidişat da böyle gidecek yani önümüzdeki yıllar içerisinde. İnşallah daha da kötü gidiyoruz. 2023 işi de sarpa sardı galiba. İnşallah. Öyle görünüyor yani. Yalnız şey var, her şey güzel olacak diyordu ya. Bu en sonunda biliyorsun Miss Turkey yarışmacıdan bir tanesi danışman olarak kaldı. Kariyer danışmanı. Güzel oldu işte. Biz diyor ki her şey güzel oldu. Güzel oldu işte. Güzel dedi, kastettiği buydu herhalde. Ama olmuştu. En fazlası buymuş. Olmuş diye ama düşünüyorum. Tescilli. Nuh abi çok sağ olasın. Estağfurullah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Estağfurullah. Program burada sona eriyor. Yarın tekrar günün manşetinde bir arada olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.